akşamlar sayın seyirciler. Bu akşam da eline boyuna da Türkiye'nin ve dünyanın önemli başlıklarını masaya yatıracağız. HDP'li vekilin Ankara'daki bombalı saldırının faili terörist için taziyede bulunması haftanın en tartışılan konularından biriydi. Tepkilere yol açan bu taziyenin ardından HDP'li vekillerin dokunulmazlığı kalkacak mı sorusu sorulmaya başlandı. Bu akşamki programımızda bu konuyu ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Muhalefet partilerinde yaşanan parti içi tartışmalar gündemimizde yer alacak. Baykal'ın CHP'ye dönük eleştirileri ve MHP'de kapatılan teşkilatlar da yine konuklarımızla değerlendireceğimiz önemli başlıklardan. Tabii zamanımız olursa Suriye'deki iç savaşta gelinen son durumu da konuklarımızla konuşacağız. Ama önce en sıcak gelişme. Anayasa Mahkemesi'nin akşam saatlerinde açıkladığı Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili kararı. Dündar ve Gül hakkında Yüksek Mahkemeden hak ihlali kararı çıktı. Şimdi bu konuyu konuşarak başlayacağız. Konuklarımız Gazete Habertürk yazarı Nihal Bengüsü Karaca, Star Gazetesi yazarı Fadime Özkan, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Karar.com yayın yönetmeni Mehmet Ocak'tan, gazeteci Gürkan Hacır, siyaset bilimci Profesör Doktor Fuat Keyman. Başlıyoruz. Evet, 92 gün önce tam da bu yayında enine boyuna sırasında tutuklanmaları haberi ulaşmıştı bizlere. Canlı yayında sizlerle paylaşmıştık Erdem Gül ve Can Dündar'ın 92 günün ardından şimdi tahliye oluyorlar. Anayasa Mahkemesi onların yaptığı itiraz başvurusunu inceledi ve kabul etti. Tabii gözler şimdi yerel mahkemede, yerel mahkemenin kararı son sözü yerel mahkeme söyleyecek. 14. Ağır Ceza Mahkemesi söyleyecek. Hemen hatırlatalım şöyle bir. İki gazeteci hakkındaki suçlamalar darbeye teşebbüs, gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak ve temin etmek, silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek, isteyerek yardım etmekle MİT tırlarıyla ilgili haberler ve görüntüleri paylaşmaları. Dolayısıyla peki bugün mahkeme nasıl bir karar verdi, nasıl bir karar çıktı? Bu arada 3'e 12 oy çokluğuyla alınmış bir karar. Karar şöyle, bireysel başvuru sonucu gazetecilik faaliyeti ve haber tutuklamaya gerekçe yapılamaz dendi. O kararda tabii ki detaylarını konuşacağız. Hem hukuki açıdan konuşacağız, hem medya, ifade özgürlüğü bütün bu boyutlarıyla da ele alacağız. Orhan Bursalı, sizle başlamak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı? Şimdi gece çok gecikmiş. Baştan aslında olmaması gereken bir karar. Önce şunu belirteyim. Mahkeme arar kararını verdi ve bugün ben gazeteden çıkarken arkadaşlar da bir minibüsle Can Dündar ve Erdem Gül'ü almaya gidiyorlardı. Bu gece çıkacaklar. 12 geçmez sanıyorum. 92 gün doldu. Bir dediğiniz gibi bir perşembe günü içeri alınmışlardı. Biz burada onu konuşmuştuk ve bir perşembe günü yine salı veriyorlar ve şimdi de onu konuşuyoruz. Tabii ki hem arkadaşlarım için hem de basın için özgürlük, ifade özgürlüğü ve özgürce haber yapmak adına sevinçliyim. Yani bunu hiç olmazsa bir anayasa mahkemesi bizim demek ki basın özgürlüğü konusunda dayanabileceğimiz bir yer, en son merci olarak öyle bir yer olmasından ve bir hiç olmazsa özgürlüklerin biraz önünü açan bir üst merci, bir hukuk merkezi olmasından dolayı da umut bu olmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu açıdan da iyi bir şey. Onun ötesi, onun evveline baktığımız zaman gazetecilerin gerçekten de baskı altında en azından kendi kendine sansür uygulayan bir kurumlaşmaya doğru gittiğini biliyoruz. Onun dışında sadece bu açıdan değil, gazetelerin de insan kendi adamlarını çıkarttığı, kapının önüne koydukları bir dönem yaşıyoruz, yaşadık. Ve hala da onun üzerimizde, basın özgürlüğü üzerinde büyük bir baskısı var. Bu bakımdan
Anayasa Mahkemesi'ni ben tebrik ediyorum. Yani yasal bir, hukuki ve yasal bir karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin bu tür yakın geçmişte bu tür kararları olduğunu biliyoruz. Özgürlüklerin önünü açan bir karar. Bu zaten anayasal hakları savunan bir karar. Yani kendiliğinden bir karar vermiş değil. Hı hı. Olmayan bir durumu ortaya çıkarmış değil. Bir özellikle davranmış değil. Tam tersine anayasada ve yasalarda bu haklar vardır. Hemen bakalım hakikaten 3 anayasa maddesinin bu tutuklamayla ihlal edildiği görüşü var o açıklamada. 19. madde kişi hürriyeti ve güvenliği, herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir diyor. 26. madde düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetiyle ilgili. 28. madde basın hürriyeti, basın hürdür, sansür edilemez. Bunların hepsi anayasal haklardır. Bütün sorunumuz aslında yani Türkiye'de demokrasinin önünü tıkayan temel sorun bunların uygulamada dikkate alınmaması ve yasalara uygun bir şekilde mahkemelerin davranmaması ve bunun ötesinde mahkemeler üzerine siyasi bir takım baskıların olmasından kaynaklanıyor. Anayasal haklar orada duruyor, basın hürdür, sansür edilemez diyor ki ifade özgürlükleri diyor, bir sürü şeyler söylüyor orada. Hı hı. Fakat pratikte bir baktığınız zaman bunların kullanılmasında, bunların özgürce kullanılmasında bir sürü engel çıkartılıyor. Siyaset bunun dışında kalsa aslında Türkiye gerçekten de demokrasi yönünde çok ileri adımlar atabilecek durumda. Yasalarımız ve anayasamız buna uygun. Peki. Fatime Özkan, siz ne diyorsunuz bu karara? Ben de baştan itibaren aslında olmaması gereken bir şeyin gecikerek olduğu kanaatine sahibim. Hukukta genel bir kaidedir zaten tutuksuz yargılamak esastır. Tutukluluk istisnai durumlar halinde geçerli olan bir şey ama Türkiye'de bu siyasi boyutları da olan davalar ve kamuoyunda büyük yankı da uyandıran davalarda bir şekilde yargılanan kişilerin hemen tutuklanıyor olması ve bunun bir süre sonra cezaya dönüşüyor olması zaten hani epeyce bir zamandır hep itiraz ettiğimiz, dile getirdiğimiz bir şeydi. Ama ben söz konusu olan haberin çok sorunlu bir haber olduğunu düşünüyorum. Bu haberin daha önceki yayınlanmış versiyonu da ama Cumhuriyet Gazetesi'nde manşet olmuş haliyle de aslında başka bir operasyonun bilerek ya da bilmeyerek bir parçası olduğu kanaatine sahibim. Çünkü o haber başlıkta ifade ettiği Türkiye'den IŞİD'e silah gidiyor iddiasını haberin içerisinde bile bulunmayan. Zaten operasyonun kendisinde hani MİT'lileri operasyonu ile ilgili de dava süreci sürüyor. Ve o operasyonun kendisi içerisinde cevaplanması gereken o kadar çok soru var ki hani alt alta yazdığınızda bir 3-4 A4'ü dolduracak kadar boşlukları ve sorunları olan yani bunun bir operasyon olduğunu bariz gösteren bir operasyon. Ve o operasyonun kendi içerisinde aslında operasyonu yapan savcılar da dahil olmak üzere medyaya özel bir itina gösterdiklerini görüyoruz. Yani bir haber ajansının muhabirinin fotoğraf alması için büyük bir gayret sarf ediyor operasyonu gerçekleştiren savcılar. Bunun daha sonra nasıl hızla ajansa haber olarak geçtiğini ve hangi kanallardan yurt dışına sonra tekrar geri yansıması olarak Türkiye'ye bunun nasıl bir operasyona dönüştüğünü biliyoruz. Şimdi Türkiye'nin aslında epeyce bir zamandır bu Suriye Savaşı'nı da ilgilendiren, Türkiye'nin kendi iç siyasetlerini, sorunlarını, meselelerini de ilgilendiren konularda her kim ne operasyon yapıyorsa medyaya da bir rol biçiyor. Ve medyada bilerek ya da bilmeyerek bazen sadece o siyasi operasyonu bazen terör operasyonu aslında terör saldırısının bir yerinde kullanılan bir araca dönüşüyor. Ben bu açıdan bu haberi hep eleştirdim. Hatta Erdem Gül'le Habertürk'te de defalarca yayınlarda denk geldik. Kendisine de bu haberin çok sorunlu olduğunu yüzüne karşı eleştirmiş biriyim. Kendisinin de hatta bu haberi savunmakta çok istekli olmadığına da şahit olmuşluğum var. Ama ben tutuksuz yargılanacak olmalarına seviniyorum. Ama burada fakat itiraz edilecek bir nokta var. Buradaki habercilikle ilgili konuşuyoruz. Siz her haberi, her gazetelerin şu veya bu şekilde
siyasi iktidarın veyahut da sizin hoşunuza gitmeyen bir haberi operasyonel olarak damgalayıp ondan sonra bir kenara bırakıp ve çocukların, bizim arkadaşların yani bu operasyonel bir habere alet oldunuz. Tabii ki bunun siyasi bir size faturası olur şeklinde. Hayır, ben siyasi bir şeyden bahsetmiyorum. Hukuki bir durumla ilgili zaten. Hukuki bir durum. Tutuksuz yargılanmaları gerektiğini zaten bildirdim. Ama onun ötesinde bu habercilikle ilgili bir konudur. Şimdi habercilikle burada. Şimdi o haberi siz herhalde başlığın iddiasının haberin içinde olup olmadığını herhalde gazetenin bir yazarı olarak dikkat etmişsinizdir. Orada başlıkta Türkiye'nin IŞİD'e silah verdiği iddiası var. Haberin içinde ne IŞİD geçiyor, El-Kaide bile geçmiyor. Çünkü o operasyonda El-Kaide'ye silah gönderildiği iddiası bile ilk çağrıda, ihbarda değil, daha sonra yazılıyor ve o operasyona giden kaydı tutan kişi bile bunu buraya kim yazdı bilmiyorum diyor. Sonradan El-Kaide olarak yazıldığı anlaşılıyor ama Cumhuriyet'in haberi Türkiye'nin IŞİD'e silah gönderdiği. Burada öyle bir durum olduğu zaman bu haberin içinde yok. Orada çok sorunlu bir şey, haber. İçerik olarak da sorunlu. Haberin 5N1K'yı karşılayıp karşılamamasıyla ilgili de çok sorunluydu. Burada tek yapılacak şey tekzip göndermektir. Başlığınız da sizin içeriği zaten farklı. Bu neden bu IŞİD silah gönderdiniz diye bunu bir tekzip gönderirsiniz ve mesele biter. Yani bütün sorun oradadır orada. Mesele biter. Burada demek ki yanlış yapıyorsunuz dersiniz. Ve habercilik açısından kesinlikle yani, sorunluydu. Bunun habercilik bakımından eleştirilmesi ve bunu sorunlu olduğu ifade edilmeliydi. Ama siyasi olarak da şu var ama Orhan Bey. Şimdi Türkiye'ye karşı bir büyük operasyonun bu Cumhuriyet, Star, yani kişiler ve siyasi partilerin dışında hepimize yönelik bir büyük operasyon olduğunu bakın şu gün itibariyle görüyoruz yani Suriye üzerinden. Ve Türkiye bir süredir ısrarla IŞİD'de eşitlenmeye çalışılıyor. Ve bunun bir parçası olan üstelik kurmaca bir şeyin bir yerinde olursanız bu sorgulanır. Ama burada Türkiye'de biliyorsunuz şimdi bunları reddetmenin bir anlamı yok. Türkiye çapında IŞİD'e geniş bir faaliyet alanı tanındı. Nasıl yani, tanındı? Çok tanındı. Burada haberleri hatırlayın. Siz de gazeteciniz. Yok hayır. Bunların hepsinin bir operasyonel durum olduğunu önce söylüyorum. Önce bir ben şöyle kabasını alalım meselenin. Gürkan Acır. Bir tarafta işte Anayasa Mahkemesi'nin nihai kararı var. Ne diyor o kararda? Gazetecilik faaliyeti ve haber tutuklamaya gerekçe yapılamaz diyor. Öbür tarafta Fadime Özkan onun gibi düşünenlerin savunduğu bir şeyi bu gazetecilik faaliyeti değil operasyonel bir faaliyettir şeklinde. Ve az önce işte suçlamaları da dile getirdim zaten. Casusluktan tutun. İşte devletin sırlarını açıklama, teröre yardımcı olma gibi. Ne dersiniz bu karara? Şimdi o zaten ve davanın açılışından itibaren Ece Hanım, yani o çok problemleri barındırıyordu ama Fadime Hanım'a şöyle bir cevap vermek istiyorum. Sorunlu bir haber diyor. Sorunlu haber görmek istiyorlarsa son 6 yıldaki çalıştığı gazete başta olmak üzere iktidar yanlısı gazetelerin arşivlerine baksınlar diyeyim. Şimdi sorunlu haberlerin hepsi orada. Bir saniye müsaade edin. Değil ama yani, çok ama polemik değil. Olur mu ne demek? Nereye Fatih Camii'ni bombalanacak diye 1000 tane hedef gösterildi. Binlerce insan cezaevlerinde yattı. Cezaevlerinde yattı. Bir tane ya adam çıktı geldi elinde bir bavulla. Bavulla geldi bir tane gazeteciye evrak verdi. O evraklar evet, doğru o mu değil mi? Yalan mı yanlış mı hiçbir şey bilinmeden insanlar ulusalcı, cumhuriyetçi, vatansever, yürütsever insanlar hepsi aynı gazeteyi ve gazetecileri kullanan müsaade buyurun. Müsaade buyurun efendim. Örgütsel yapı, paralel yapı şu anda benzer bir operasyonda yapıyor. Buyurun. Bir şey söylüyorsunuz ya efendim müsaade ederseniz ben konuşayım isterseniz. Ama çalıştığım gazeteye bir ne, şey çalıştığınız iddiada bir şey değil efendim. Çalıştığınız gazete halen devam ediyor aynı şeyleri yazmaya. Aynı şeyleri hedef göstermeye bunu, devam ediyor. Bakın bunu muğlaklaştırırsanız bir yere varamayız. Biz somut bir haberden bir dava konusu durumdan bahsediyoruz. Somut haberleri ben konuşuyorum. Burada Anayasa isimler mahkemesi, vermeye devam edeyim mi? Anayasa Mahkemesi'nin sizinle isimler aynı görüşte yani, olmadığını istiyorsanız 100 tane isim veririm. Bugün ama bile devam ediyor yani. Ama siz şimdi formaya dolduruyorsunuz. Biz efendim, somut bir rakamdan bahsediyoruz. Ben kendimi ifade edeyim. Müsaade edin. O zaman şimdi, bana ithaf burada, ederek hayır konuşmayın. Olur mu öyle şey? Sorunlu haberler Türkiye'nin son 6 yılına damgasını vuran haberlerdir. Bakacağız. İnsanlar bu haberler yüzünden cezaevlerine girdiler. İnsanlar suçsuz, günahsız yere yıllarını cezaevlerine tamamladılar, ölenler oldu. Yani bütün bunlar bitti, her şey bitti. Bu haber sorunlu haber. Peki habere bakalım şimdi. Yani habercilik etiği açısından ele alalım. Ne deniyor? Devletin gizli bir belgeleri deniyor. Devletin olay açığa çıktığı sıra bu bir gizlilik kararı var mı bu olayla ilgili? Ya da araçları Can Dündar mı durdurmuş oradaki?
o olay açığa çıkıncaya kadar bir gizlilik kararı yok orayla ilgili. Yani bir gizli, devletin bir gizli evrağı değil. Biz bilmiyoruz. Bir gizli operasyon olduğu söyleniyor. Kim yapıyor? Devletin bir tane savcısı geliyor, durduruyor. Efendim o savcı paralelin adamıymış da öbürün adamıymış da berikinin. Gazeteci buna mı bakar? Yoksa haberin doğruluğuna mı bakar? Dünyanın her yerinde gazetecinin etik kodları haberin doğruluğuna bakmasıdır. Ha, gazeteci şuna da dikkat etmek zorundadır. Bir grup tarafından manipüle edilmemesi, bir grup tarafından yönlendirilmeme. Bunun da işte double check dediğimiz çeşitli yollardan double checklerini yaparsınız. Eğer haber doğruysa bunun üzerine gidersiniz. Dünyada sınır tanımayan gazetecilerin yaptıkları birçok çalışmada öğrencilere ders olarak bu okutuluyor. Önemli olan haber doğru mu değil mi kardeşim? Ben buna bakarım. Haber doğruysa bu kimin işine yarayacak? Öbürünün işine mi yarayacak? Berik'in mi işine yarayacak? Bu bakılmaz. Dolayısıyla bu dava başından itibaren politik bir davaydı ama çok şükür. Çok şükür bugün Anayasa Mahkemesi gerçekten bir hukuk alanında özlediğimiz, uzun zamandır özlediğimiz bir karara imza atarak yüreğimize su serpti. Bugün izleyicilerimizin de affına sığınıyorum. Ben yapımcımız Zeynep Hanım'la da sık sık telefonla konuştum. Rahatsızdım. Gelip gelmeyeceğim de son ana kadar belli değildi. Gelmeye de çok istiyordum ama Can Dündar'ların tırnak içinde söyleyeyim tahliye, birazdan ona da değineceğiz. Tahliye haberleri geldi. Umarım tahliye olacaklar. Halen orada bir karamsarlık da var. Buraya gelmeden önce gazetenin yönetim kurulu başkanı Akın Atalay, avukat Akın Atalay'la da konuştum. Hı hı. Kendisi de zaten hem Can Dündar'ın hem Erdem Gül'ün avukatı oluyor Bülent Utku'yla beraber. İkisiyle de konuştum. Biz gidiyoruz şey dedi. Silivri yolundayız dedi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu karara uymasını bekliyoruz. Uymak zorundadır dedi. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına uymak zorundadır dedi. Ama şu anda siz başlangıçta yaptığınız anons Orhan abinin söylediğini ben şu anda işittim. Hani infaz savcılığına gönderildi diye. Umarım öyledir. Umarım öyledir. Bu konuda şu anda bile bir çekincemizin olması Ece Hanım, hı hı, bize yaşadığımız durumu gösteriyor. Yani şu anda bile siz Anayasa Mahkemesi böyle bir karar verdi ama 14. Ağır Ceza Mahkemesi acaba ne diyecek? Veya buna uyacak mı diye şimdi programı UYAP açtınız. UYAP üzerinden infaz savcılığına gönderiliyor. Ondan sonra da gönderildi. Evet. Ondan sonra da 14. Ağır Ceza, evet, Mahkemesi son sözü söyleyecek. Orada bir şey daha söyleyeyim ben. Bir cümle ekleyeyim. Evet. Burada Anayasa Mahkemesi'nin kararı aslında davayı düşüren bir karardır. Yani onun atıfta bulunduğu anayasa maddelerini dikkate alacak olursak, hı hı, bu mahkemenin hiç açılmaması gerekir. Bu mahkemenin yani 14. ceza ağır ceza mahkemesinin bu yüzden bu arkadaşlarımızı tutuklamaması gerekir. Aynen. Yani davayı düşürmüş bir durumdadır. Şimdi mahkemenin de buna uyması lazım. Bir an önce son verilmesi, evet, yani tutukluluk haline bir an önce son bunun verilmesi. Örnekleri var. Evet. Bunun örnekleri var Ece Hanım. Hatırlayalım. Çok kısa bir süre önce işte neydi? Darbe suçlamasından eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ hapisteydi. Hı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı çıktıktan tam 3,5 saat sonra. Tam 3,5 saat sonra tahliye edildi. Bir tek Tuncay Özkan bir gün sonraya kaldı diye hatırlıyorum ben. Aynı şekilde Mustafa Balbaylar, işte Profesör Yalçın Küçükler vesaireler hepsi aynı gün. Aynı gün içerisinde tahliye edildiler. Böyle bir durumun gerçekleşeceğini umuyorum. Hı hı. Bekliyorum. En azından yüreğimize bir su serpilsin. Türkiye'nin bu kadar gerildiği, bu kadar yorulduğu bir dönemde özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Hükümet de bu işten çok bunalmıştı. Sebebine gelince hükümeti söylüyorum. Özellikle Davutoğlu hükümetin. Çünkü şöyle, uluslararası kamuoyunda Can Dündar ve Erdem Gül'ün ismi her gündeme geldikçe Türkiye'ye IŞİD'e veya işte benzer terör gruplarına yardım eden ülke lafıyla birlikte anılıyordu. Bu da hükümeti uluslararası arenada çok güç durumda bırakıyordu. Çünkü Erdem Gül, Can Dündar dediğiniz zaman bu bir gazetecinin hapse atılmasıyla beraber anılan bir başka haber haline gelmişti. Hükümetin de, hükümet kaynaklarından aldığım bilgi çok bunalmışlardı. Onlar da derin bir oh çektiler. Kaldı ki bugün yapılan Bülent açıklamada üstümüze AKP, tabii AKP grup başkan vekili Sayın Bülent Turan'ın da yaptığı açıklama bunun memnuniyetle karşılandığını çok gösteriyor. Çok sevindik dedi. Sevindik. Hükümete mal ediliyordu artık. O yüzden evet, en azından üzerlerinden bir yük kalktı. Evet. Diye bir açıklama. Nihal Bengüsü Karaca. Tutuklu yargı olmaması gereken bir şey elbette. Tutuksuz yargılanması esas. Bence Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararda daha asıl davayı düşüren bir karar olmaktan ziyade yani basın özgürlüğü ilkelerini bence o nedenle hatırlatıyor. Çünkü ilgili şahısların basın özgürlüğünün sınırları içerisinde mi kalmışlar yoksa kendilerinin dava konusu edilmelerini neden olabilecek o suçları işlemişler mi işlememişler mi? Hali hazırdaki dava zaten bunu işleyecek, bunu ele alacak. Yani bu kişilerin yaptıkları haber basın ilkeleri, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü sınırları içerisinde kalıyor mu?
Yoksa bunun ötesine mi geçiyor? Bu zaten bir dava konusu. Ama halihazırda bu faaliyetin, bu davanın yürütülürken insanların tutuksuz olması gerekiyor. Bu genel bir hal. Peki bir önceki söylediğinizle ilgili düşünceniz ne? Yani gazetecilik faaliyeti mi, gazetecilik tanımı içinde mi, yoksa bir art niyet veya işte operasyonel bir boyutu var mı? Sizin değerlendirmeniz. Ya ben çok şüpheli buluyorum, evet. Yani bir kere mesela basın özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü yalan söylemeyi meşru kılar mı? Ben haberin doğruları anlattığını düşünmüyorum. Yani IŞİD'e destek verseydi Türkiye, IŞİD'in bu kadar operasyonuna bir kere maruz kalmazdı. Türkiye IŞİD'i terör örgütü listesinde gösteriyor, terör örgütü olarak ilan ediyor. Ayrıca geçen programlarda da konuştuk, hani Türkiye sınırında bir hat var diyoruz, Aziz Mari Cerablus hattı. O hatta IŞİD'in gelmesine karşı da, yani IŞİD'i kendi ülkesi içerisinde, kendi sınırların ötesindeki o bahsi geçen hat içinde tehlikeli gören, o bölgenin asla IŞİD'e de verilmemesi gerektiğini her analizinde, her raporunda söyleyen, ya buna açık şeyler, gizli değil. Yani Türkiye'nin IŞİD'e yardım ettiği büyük bir safsatadan ibaret bana göre. Beni kimse buna ikna edemedi şu ana kadar. Yani bu da benim işte efendim hükümet eden partiye sempati beslemem falanla ilgili değil. Ben gerçekçi bir veri görmüş değilim. Ha şunu diyebilirsiniz. Türkiye Suriye'deki diktatöre, eli kanlı bir zalim Esad'a direnen grupları, muhalifleri zaman zaman yer yer IŞİD başarılı olmasın diye bazen de. Hı hı. En temel gerekçe de buydu. Bazı muhaliflerin IŞİD başarılı olmasın, o bölgeyi ele geçiremesin için desteklediğini bir biçimde biliyoruz. Bununla ilgili duyumlarımız var, görüştüğümüz kişilerden vesaire, devlet yetkililerinden, bürokrasiden ulaşabildiğimiz kişiler aracılığıyla, biz daha doğrusu Türkiye yönetenlerin ifadelerinden de bunları biliyoruz. Hı hı. Ve birinci nedeni buydu. Eğer bazı şekillerde mesela lojistik sağlanmazsa IŞİD o bölgeyi ele geçirecek ve Türkiye o bölgeyi, o bölgenin IŞİD'in eline geçmemesi için bazı yerel grupları, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin, Birleşmiş Milletler'in de tırnak içinde ılımlı muhalefet olarak gördüğü grupları desteklemiştir. Ama şu var, yakınlarda biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bizim iyi niyetle yaptığımız silahların başka kötü grupların eline geçtiğinin farkındayız. Yakın, daha geçtiğimiz hafta içinde Beyaz Saray sözcülerinden biri böyle bir açıklama yaptı. Peki o halde bu haber niye yapıldı? Türkiye'nin iyi niyetle, hatta bazen IŞİD'e direnmek için savaşan, IŞİD'den bir bölgeyi koruyan gruplara, yerel gruplara ve ılımlı muhalefet kapsamı içerisinde kalabilecek, Birleşmiş Milletler'in de olumlu gördüğü gruplara yardım etmek amacıyla yaptığı bazı işlemler bir biçimde IŞİD'in lehine, ki hatta o tarihte IŞİD bile yoktu, başka bir El-Kaide yanlısı grubun işine yaramış olabilir. Ama haber metninden çok ayrı olarak, özellikle Canlı Dündar tarafından sosyal medyada metnin içinde Türkiye IŞİD'e silah gönderdi ifadesi geçmemesine rağmen her seferinde tweetlenirken ana başlık Türkiye IŞİD'e destek veriyor, İşte ispatı gibi cümlelerle tweetlendi. Yani tabii ki kendisi de kanunların, kuralların az çok farkında olduğu için, bu deneyimli gazeteci, yılların gazetecisi, metnin içinde yer almayan veriyi kendi sosyal medyada tweet başlığı olarak kullandı. Bu bile benim için bir, eğer iyi niyet üzerinden bakacaksak, bir kasıt var mı yok mu üzerinden bakacaksak, burada benim, herkesin böyle düşünmesi gerekmiyor, benim burada bir kötü niyet görmem için yeterli. Fakat ne olursa olsun kötü niyetlidir, art niyetlidir. Ulusal güvenlik meselelerinde evet gazetecilerin ciddi olması gerekir. Ciddi olmazlarsa, daha önce de bunu bu programda tartıştık, ciddi olmadıkları takdirde sadece Türkiye'de değil, birçok batılı ülkede, ileri demokrasi ülkesinde de bu türden faaliyetler tamamen yaptırımsız kalmaz. Fakat durum ne olursa olsun tutuklu yargılanma alışkanlığından Türk yargısının vazgeçmesi gerekiyor. Biz 2010'da hatta bazı yasa değişiklikleri, ki daha sonra biraz da pişman olduğumuz bazı yasa değişiklikleri referanduma sunulurken bunları savunmuştuk. Halihazırda o sonradan tamamen şaibeli bir hal alan 2010 referandumunda değişen yasalardan geriye kalan tek yüz artıcı, tek umut verici şey aslında değişiklik, bu tutukluluk sürelerinin kısaltılması ve tutuksuz yargılamanın genel
tutuklu yargılamanın çok çok istisnai bir hal olarak uygulanmasına ilişkin kazanımlardı. Anayasa Mahkemesi'nin bu kazanıma uygun bir karar vermiş olmasını doğru olumlu buluyorum. Ama asıl ve esas dava için beraat teşkil ettiğini tabii ki düşünmüyorum. Bu beraat kararıdır o. Bütün mesele sizin bu zaten. Görüşürüz. Yani asıl ve esas dava için beraat teşkil ettiğini düşünmüyorum mesela. Yani şeyde herkes hemfikir. Tahliyelerinin yani tutuklu yargılanmalarının kesinlikle kabul edilemeyecek bir şey olduğu konusunda burada hayır diyen, böyle değil diyen yok zaten. Ama bizim konuştuğumuz kısmı içeriği daha çok. O haberin içeriği ve Nihal Bengüz Karaca'nın söylediği boyutuyla. Şimdi işte Af Örgütü raporunda da insan hakları dünya çapında büyük tehditle karşı karşıya denen raporda da atıfta bulunulan. İşte Avrupa Birliği raporlarına girdi girmedi çok tartıştık. Hani çifte standart bu mülteci meselesi dolayısıyla. Bir taraftan da işte kişi hürriyeti, güvenliği, düşünceyi açıklama, yayma hürriyeti, basın hürriyeti boyutuyla ele alınıyor mesele. Nasıl dersiniz, nasıl bakarsınız? Sizce gelinen nokta nedir? Yani normalde Nihal Hanım'ın söylediği gibi biz Can Dündar bu programda olabilir. Yani karşılıklı bunu iyi bir gazetecilik midir, kötü gazetecilik midir, art niyet var mıdır, yok mudur tartışılır. Yahut da biz tartışırken Can Dündar yahut da Erdem buraya telefonla bağlanır. Der ki hayır art niyet yoktur, tartışılır. Fakat burada bence bir zaten tutuklu yargılanmaları çok büyük bir sorundu. İki tutuklu yargılanmaları içinde bir ülke adı falan da verilmeden, bunu ben yurt dışında da çok muhatap olduğum bir sorudur bu toplantılarda. O yüzden de hak veriyorum, hükümet de rahatladı. Yani casusluk yaptıkları bir acayip bir iddiaydı. Üçüncüsü de bir örgüte üye olmadan ona ilişkilendirmek, bununla müebbet hapis, iki tane müebbet hapis olması. O yüzden de bence burada ahlaki olan ile siyasi olan ile hukusal olanı ayırmak gerekiyordu. Yani siz Can Dündar'a kızabilirsiniz, Cumhuriyet Gazetesi'ne kızabilirsiniz, ahlaki bulmayabilirsiniz, siyasi bulmayabilirsiniz. Fakat bunu hukuksal zemine çekip bir de üzerine belli iddialarla savcının yaptığı gibi iki tane müebbet hapis verdiğiniz zaman o zaman bunu çok ayrı ayrı yerlere götürüyorsunuz. Bence Anayasa Mahkemesi'nin bugün vermiş olduğu karar, orada ben Orhan Bey'e daha yakınım, buna bir dur demektir. Yani o üç maddeye baktığınız zaman esasında Anayasa Mahkemesi benim şu anda vurguladığım gibi kişisel anlamda yahut da pozisyonel anlamda siz karşı çıkabilirsiniz ama burada bir gazetecilik faaliyeti vardır diyor. Burada bir... Bu arada bir ilke imza atarak evet, Yüksek tabii, Mahkeme bence de, tabii. Kararı hemen internet sitesinden evet, de duyurdu. Evet. Bence bir, böyle bir, tabii, bir ifade özgürlüğüdür diyor. Bu bir gazeteciliktir diyor. Bunu bu şekilde, yani bu bir esasında davanın da düşmesi anlamına geliyor. Bu bence Türkiye'yi çok rahatlattı. Herkesi rahatlattı. Başta Can Dündar ve Erdem olmak üzere bu insanları ve insanların ailelerini rahatlattı. Ama hükümeti de rahatlattı, partileri de rahatlattı. Bir, yani bu basın özgürlüğüyle ilgili ve bu tür davalarla ilgili. Biz aynı şeyi mesela uzun tutukluk süreleri temelinde Mustafa Balbay temelinde tartışmıştık. Tuncay Özkan temelinde tartışmıştık. Aynı zamanda İlker Başbu temelinde tartışmıştık. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararlarıyla bence Türkiye bir rahat nefes aldı. Çünkü bu kararların kabul edilebilir ve savunabilir tarafları kalmıyordu. Can Dündar'la Erdem'e yapılan olay zaten başından itibaren tutuklu anlamında da savunulabilir bir durum olmadığı gibi iddia, yani savcının vermiş olduğu iddiada da çok ciddi sorunlar vardı. Yani gazetede yayınlandığı zaman, casusluk dendiği zaman o zaman her ülkeye casusluk yapıp hiçbir ülkeye casusluk yapmıyorsunuz gibi bir durum var. Bunu hukuk anlamında tartıştığınız zaman her şeyi açıklayan bir şey hiçbir şeyi de açıklamıyordur. Bu şeyinden, kuralından esasında her ülkeye casusluk yapıyorsanız hiçbir ülkede casusluk yapmıyorsunuzdur. Yani böyle bir bence hukukla, hukuksal mantıkla uygun olmayan da burada şeyler vardı. Savcı İrfan Fidan, Dündar ve Gül'ün açıklama amacını sahte delillerle Türkiye'yi teröre yardım eden ülke durumuna düşürmek olduğunu öne sürmüştü. İddianamede Fethullahçı terör örgütünün işbirlikçileri olarak tanımlanmışlardı. Evet ama bunları söyleyebilirsiniz. Fakat bence Anayasa Mahkemesi burada buna bir dur dedi. O yüzden bence burada... herhalde bunu da ama şunu da söylememiz gerekiyor. Daha çok sıcağı sıcağına şey yapıyoruz ama sizin vurguladığınız gibi yani o üç tane madde
Yani hem kişisel haklar, ifade hakları, basın hakları ve özgürlükleri ilgili madde esaslı burada Anayasa Mahkemesi'nin beğenin beğenmeyin, eleştirin eleştirmeyin, sorumlu bulmayın bunun bir gazetecilik alanında yapılan bir şey olduğu. Buna karşı tepkinin siyasal ve ahlaki olabileceği ama hukuksal olamayacağını söylüyor. O anlamda da bir hak ihlali olduğunu söylüyor. Çok ben net olarak açık olarak. Anayasal hakları da ihlal etmiş. O yüzden de bence esasında güzel oldu. Ya yani bu programda bir perşembe günü başlamıştı. İnşallah bugün biter. Çünkü bundan önceki süreçlerde de bak yani şike olayını tartıştık. Değil mi? Fenerbahçe ile ilgili 380 yıl falan gibi şeylerle şike olayı tartışıldığı için bence Türkiye futbolu ile ilgili çok önemli olan bir şey güme gitmiş oldu. Arkasından Balyoz ve Ergenekon davalarını tartışıyorduk. Müebbet hapisler yani şeyler şunlar bunlar. Mesela Türkiye için bence önemli olan iki dava da bu şekilde güme gitti. Şimdi burada da aynı şey olduğu için bence artık burada hukukun yani bizler bu ülkenin vatandaşları olduğumuz için bu hukuk camiasının, hukukun, savcıların, hakimlerin biraz ciddi olmaları gerekiyor. Yani öyle bir durum oluşuyor ki yani birdenbire bir davada iki tane ömür boyu hapis oluyor. Arkasından da beraat oluyor. Hı hı. 380 yıl oluyor, beraat oluyor. Yani böyle bir iki tane büyük ekstrem arasında bizi sıkıştırmış duruma getiriyorlar. O yüzden de yani hukuka olan güvenin çok bozulduğu bir ülkede Anayasa Mahkemesi kararı bence bir anlamda umut verici. Ama öbür taraftan da yani bizim hukukçularımızın, savcılarımız da bu mütalaaları yaparken hakikaten bu hukuk sorununun olduğunu göz önüne alarak hukuka bağlı olarak bunu yapmaları gerekiyor. Tabii de şunu da söyleyeyim. Şimdi yeni anayasa sürecinin de tabii tartışmıyoruz ama yeni anayasa sürecinde AK Parti'nin öne sürmüş olduğu isteklerden bir tanesi de bugünkü durum yani Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyu kaldırmaktı. Şimdi esasında o anlamda da bir tartışma çıkacaktır ortaya. Çünkü eğer burada böyle bir hak olmasaydı şimdi tabii o zaman yani Anayasa Mahkemesi esasında burada Türkiye için çok zararlı olan başta kişisel haklar ve özgürlükler temelinde bu iki insan ve aileleri için çok sorumlu olan bir sürece hayır demiş oldu. O yüzden bence şimdi burada şey de çıkacaktır. Yani Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının kaldırılması Türkiye'nin ve Türkiye'de yaşayan insanların yararına mıdır? Ne bir tartışma da çıkacaktır. Onu bir Fransızca söyleyeyim. Orada bir şey daha var. Gayri yani hukuk maddi deliller üzerinden gider. Yani bu gayet açık seçik yani bir bakacaksınız. Kötü niyet diye bir hukukta böyle bir şey yok. Yani sen kötü niyetlisin, onun için bu haberi yaptın, öyle bir şey. Haber midir? Gazetecilik alanıyla ilgili midir? Ama sen, evet öyledir ama sen kötü niyetlisin, sana müebbet istiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bu arkadaşları 92 gün orada yatıran mahkeme kararı, istediği savcının istediği cezalar, bütün bunlara baktığımız zaman Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı karşısında göğüslerinde yani iyi bir madalya mı taşımış oluyorlar hukuk bakımından? Belki siyasi olarak bir madalyaları olabilir ama hukuki olarak bence kötü bir madalya var orada. Evet hocam. Şimdi tabii Anayasa Mahkemesi gerçekten herkesi rahatlatan bir karar verdi. Türkiye'yi rahatlattı, basın özgürlüğünü rahatlattı. Özellikle de AK Parti'yi rahatlattı. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi bireysel özgürlükleri tanıyan, anayasaya değişikliğini yapan AK Parti. Yani şu anda o özgürlükleri kullanarak Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı verilmiş oluyor. Ama aynı AK Parti bütün bu süreçlerde özgürlükler konusunda, demokrasi konusunda çok önemli adımlar atan bir AK Parti'nin döneminde haberden dolayı insanlar içeri atılıyor ve tutuklanıyor. Yani garabeti görmek açısından o kadar çok iyi bir örnek ki. Yani AK Parti'nin hiç hak etmediği, ne uluslararası anlamda ne Türkiye anlamında hak etmediği bir şey. Bunları ilk AK Parti'nin iktidar yıllarında bu tür şeyleri, yargı kararlarına biz ne diyorduk biliyor musunuz? Siyasi iktidara kumpas diyorduk. Yani ben, çünkü düşünün ya, mesela Erdem Gül'le, Can Dündar'la gazeteciliğiyle uyuşmayabilirsiniz.
O tarzı beğenmeyebilirsiniz. Ben de Can Dündar'ın gazetecilik tarzını beğenmiyorum. Beğenmeme, hoşlanmama kapsamı. Ama bu başka bir şey. Şimdi üstelik de Mitter'ları ile ilgili yapılan operasyonda o paralelci yapı o gün onları yapmış ve şimdi onlar yargılanıyorlar. Askeri de, polisi de, yargıcı da hepsi yargılanıyor. 1,5 yıl sonra haber yapıyorsunuz. Haber ne olursa olsun. O tarzı asla kabul etmiyorum. Ama bundan dolayı insanları içeri atıyorsunuz. Tabii burada kötü olan bir şey var. Yani bu paralelci yapı öyle kötü bir miras bıraktı ki Türkiye'ye. Yargıdaki bu miras da aynı mirastır. Yani orada ne yapılıyordu? İnsanları Ergenekon'da, Balyoz'da herkesi önce torbanın içine atıp doldurup içeri atıyorsunuz. 5 yıl içeride kalıyorlar. Sonrasına bakacaklar. Yani korkarım. Şimdi ben bu ilk olay böyle olduğu zaman da şeydi kanaatim. Eyvah yani o mirası bugün devam ettiriyorlar. Önce bir içeri atalım bunları. Sonra bakarız. Yani bu AK Parti'ye hiç yakışmayacak bir şeydi. Ve nitekim Grup Başkan Vekili'nin açıklaması da sevindik, rahatlattı evet. demesi. Bu çok önemli bir gösterge. Bence. Yani Türkiye bu artık bunları yaşamamalıyız Bence. Yani. Gerçekten yaşamamalıyız. Sanki hükümete kurulmuş bir kumpas mı var demek istiyorsun? Yani ben yani sadece burada. Şey diyorum. Biz bunları siyasi AK Parti'nin anlamda. İlk yıllarında... Hükümeti yıkmak ama için dönem, savcılar dönem... ve mahkeme öyle Ay, bir karar mı? O zaman da yargıda bir... Anlam çıkıyor ama o dönemde tam tersi. Yani Fethullahçı terör örgütüne hayır, ilk yıllarda... destek anlamına da geliyor diye de yorumlamıştı. Özellikle de hükümete yakın kaynaklar. Yani silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım etmek bu belgeleri, görüntülerini paylaşmak Şimdi, tabii diye bu, yaklaşılmıştı o yani zaman. Yani o mirastan söz ettiğim de bu zaten. Böyle toptancı yani... AK Parti içinde de, çevresinde de yani ben paralelde mücadelenin Türkiye için çok hayati bir şey olduğuna inanıyorum. Bir karar ve kararlılık olduğuna Hangi inanıyorum. Hangi tarihten itibaren inanıyorsun ama, Mehmet Bey? Ama bunun şimdi herkesi yok kripto paralel, yok sen işte bilmem nesin bunları atalım içeri mantığı Türkiye'de hukuksal anlamda hem özgürlükler anlamda sıkıntıya sokar. Hem de gerçekten yani bu yakışmayacak bir şey yani. Bu ne AK Parti'nin bugüne kadar sergilediği demokratik ve özgürlükçü tavra uygun bir şeydir. Ne de bundan sonra kimseye bir faydası olmaz yani. Ben burada Ece Hanım yani bir ciddi öz eleştiri verilmesi gerektiğini duruyorum. Çünkü Mehmet Bey'i dinlerken biz aynı gazetede de çalıştık. Hı hı. Akşam gazetesinde. Akşam gazetesinde o zamanki arşivleri de ortada. Ben atıldıktan sonra, kovulduktan sonraki dönemdeki şeyleri de ortada. Ne zamandan itibaren Fethullahçı terör örgütünü keşfettiler? Onu merak ediyorum. Hayır, yani o, ne zamandan o dönemde, itibaren... Hayır, o günleri, Mehmet Bey sizin attığınız kaç tane manşet var? O manşetlerde ben sana gösteririm. Kaç manşet var? Şunu söylüyorum. Ergenekon büyük kumpas şunu da yapacaklarmış. Darbeciler zaten, yakalandı. Bilmem ne. Şey nerede? Şöyle bir şey var. Ben kendim... Bir gazeteciyle genel yönetmenin hesaplaşması var. Yok hayır. Bizim kendi kişisel şöyle, ikisi de aynı gazetede. Hukukumuz var o ayrı. Hukukumuz var yani. Ben şunu biliyorum. Mehmet Bey zamanında oradan atıldım. Onu girmiyorum o mevzulara da. Mehmet Hocam da zamanında. Tabii tabii canım. Mehmet Başbuğ'un. Evet. İlker Başbuğ'un tutuklandığı gün ben bir televizyona telefonla bağlandım. Ve o gün bir genelkurmay başkanı terör örgütünden yargılanamaz diye... Sevgili Çünkü Mehmet abi bunu sen Başbakan Erdoğan bunları cümle Erdoğan söylüyorsun. Daha sıcağı akşam gazetesinde vesaire de Yeni Şafak'ta onlarca manşet çok tarz. Sen yaptığın yani niyetli bir karşamadan bahsediyorsun. Yani 4 kere söyledi bir karşamadan bahsediyorsun. Geçmişte şimdi Can Dündar balyoz süreçlerinde gerekli Anladım. Şeyi göstermedi. Sen birkaç iyi niyetli yani. Çabadan sadece bahsediyorsun ama şunu kabul edelim. Bugün Can Dündar ne diyor? İşte Ece Hanım da özetledi. Fethullah terör örgütü. Yani şu anda iddianame kabul edildiği için öyle diyoruz. Bakalım yargı böyle Şimdi bir karar verecek mi? Bir saniye. Beri... Bu ne diyoruz? Gazetecileri kullandı değil mi? Can Dündar'ı vesaire kullandı. Zaten birazcık iktidarın hedefine oturmalarının sebebi sadece bu MİT'tırları değil. Daha öncesinde Can Dündar'ın yaptığı 17-25 Aralık belgeseli var. Ondan sonra o savcılarla aranan savcılarla yaptığı röportajlar var. Onlar zaten. Olabilir ama bunlardan. Gizli'de, ondan önce ama bir şey söyleyeceğim. Farz edelim. Müsaade edin. Bir cümle. Bir cümle abi. Abi bu davadan müebbet çıkmaz. Çıkmaz da bir şey söyleyeceğim. Yani, şimdi Fethullah terör örgütü diyorlar ya. Fethullah, Fethullah terör örgütü. Aynı anda konuşunca anlaşılmıyor. Sırayla Gürkan'a. Fethullah terör örgütünü kullan, Fethullah terör örgütünün kullandığı gazeteciler deniyor ya şimdi. Yani iddialardan birisi o. Can Dündar'la Erdem biri kullandı. Ona bakarsak, hayır bir dakika.
internet sitesine yayınlandı. Tamam tamam. Çünkü... Hayır hayır, bir şey söyleyeceğim. Ona bakarsak başkasının ondan önce de 17-25 Aralık'tan önce de yani hükümetle ters düşmeden o büyük kopuştan önce de birçok gazeteciyi kullanmış. Müsaade buyurun, bunun içinde siz de varsınız. Yani Fethullah Terör Örgütü bir dolu gazeteciyi kullanmış ona. Şimdi bakacak olursak. Şimdi şöyle, ona bakarsanız siz, her şey öyle değil mi? Ki, sonra kullanılmak yalnız iyi yani niyetli. Yani onların yapılanmaları anlamında Türkiye zaten iktidarda diyor ya biz kandırıldık bu anlamda. O yüzden o süreçler elbette tahlil edilmelidir, öz eleştiriler yapılmalıdır. O ayrı evet. bir şey. Bu öz eleştiri Ergenekon ve Balyoz'da da yapılmalıdır. Evet. Sonrasında da yapılmalıdır. Ama o zamanlar Ergenekon ve Balyoz'da mesela Allah rahmet eylesin Türker Saylan olayı çok önemli bir dönüm noktasıydı şüphe olarak. Ahmet Şık, Nedim Şener olayı çok önemli bir dönüm noktasıydı. Değil evet. mi? Yani İlker Başbuğ'un internet haberleriyle tutuklanması... Çok önemli bir dönüm noktasıydı ve bunlarla yani, ilgili... Bir şey söylemiyor. Evet. Kimse zaten Can Dündar'ın Fethullah Gülen cemaatine falan biat ettiğini falan düşünmüyor zaten. Yani ama burada ben hani vatan hainliği, casusluk meseleleri iki kere müebbet. Şimdi bunlar çok gerçekten tartışmalı evet. ve bir büyük bir heyula gibi insanın işte, üzerine Türkiye, çöken Türkiye ve savunması Hanım'a da, Ahmet, çok zor Ahmet şeyler. Gibi, ama yani bir provokatörlük var yani. Bir provokatörlük görüyorum ben o yapılan haberde ki Erdem Gül'ün de mesela Fadime Hanım hatırlattı. Gerçekten o yapılan provokatörlüğü sahiplenme ve savunmada bunları isteksiz olduğular. Bunları ahlaki olarak eleştirebilir. Ahlaki siyasi. O yüzden söyledim. Yani televizyon programında, ya gazete yazılarında bunları eleştirebilirsiniz. Ya bakın şunu düşünün. Bir trafik polisiyle bir durdurma esnasında az çok tartışsanız, bir ağız dalaşına girseniz olay büyür ve sizin başınıza hiç tahmin etmeyeceğiniz şeyler gelir. Ama güzel. Düşünün bir Türkiye'de benim ülkem terör örgütü, terör devletidir, terör örgütleriyle iş yapmaktadır diye siz kendi ülkenize iftira atıyorsunuz ve bunu da daha önce başka bir internet sitesinden devşirdiğiniz, aparttığınız birkaç belge, evet, fotoğrafla desteklediniz diye. Evet, bu ama, bir haber oluyor ama, ve size böyle bir basın hukukun, özgürlüğü, dokunulmazlığı ama kazandırıyor. Türkiye, doğru, mesela bu iki örneği, verdiğim iki örneği bir kıyaslayın tamam, şöyle. Ama haklı, kabaca bir kıyaslayın. Ama haklı olabilirsiniz hani, ama burada Türkiye'nin eğer bir hukuk devleti olması... Hukukun üstünlüğü içinde yaşamak istiyor ama ise... adalet de hukukun sağlamaya evet, çalıştığı ama, bir amaç ama değil, yani, değil mi? Hayır, bir insanın yani diyebiliriz... Ya sakın yanlış anlaşılmasın, ben bu insanlar... Hayır, ama yani, ben gazeteciliklerini de beğenirim ayrıca. Hayır, yani, hayır o şey ama değil. Yani, beğen... hani mesele bence bizim beğendiğimiz... Hayır, tarz olarak. Onu, hayır, yani Can Dündar'ın yaptığı ben, siyasi daha anlamda... Daha önce yazdığı birçok yazıları da beğenirim. Ama, evet, ama bununla buradaki... bir derdim yok. Hayır. Ama siz kalkıp ülkenizi... Evet, biz terör ülkesiyiz ya şeklinde... provokatörce peki, yayınlar yapıyorsunuz. Hayır, şimdi bunu yaptığını bunu, hayır, bunu bakın, ama bu siyasi bu ama sizin işte söylediğiniz bir siyasi işte oradaki ince oradaki ince çizgi çok önemli. Çünkü eğer o ince çizgide hemen bunu söylediğiniz o zaman hapse giriyorsunuz dediğiniz zaman öyle bir alan yaratılıyor ki herkes hapse girebilir oluyor. Doğru. Şimdi o yüzden de ahlaki ve siyasi orada olanla hukuki olanı... Orada çizgiler evet. çok doğru yerlerden. Ya benim de eleştirdim. O kısımdaki ne haklısınız ama ulusal güvenlikle ilgili mevzu... Ya, trafik polisi örneğini o yüzden verdim. Siz bir polisle tartışsanız başınıza... Kamu görevlisine itiraz etmekten ve işte... Tekrara girmeyelim şey isterseniz. Yani. Vaktimiz yetmiyor sonra. Bu, evet, bu çok daha ağır ya, şey. Yani burada şöyle bir şey var. Aslında Ergenekon ve Balyoz davalarıyla başlayan süreçte Türkiye bir tecrübe edindi. Orada da bir suç var aslında. Bir kalkışma var. Bunun için bir organizasyon var. Ama bu binlerce insanla yapılan bir şey değil. Ama o davalarda binlerce insan suçlu suçsuz, evet. alakalı alakasız ve hatta suç delil üretilmiş. Etilerek, insanlara bir şey yapıştırılarak yüzlerce insan haksız yere yıllarca hapiste yatırıldı. Şimdi burada bunun suistimal edildiği bir, bunu suistimal eden bir yapı daha sonra deşifre oldu. KCK davası da böyleydi. Ve bütün bu süreçlerde medyanın da aslında bu siyasi operasyonlarda nasıl kullanıldığına şahit olduk. Şimdi bunu AK Parti'ye şu bu demenin alemi yok. Bu Türkiye'nin ortak tecrübesi. Çünkü bu yapının Fethullah Gülen örgütü, terör örgütü bence bunun çünkü başka araçlarla üretilen bir devleti ele geçirme operasyonu yapısı olduğu kanaatim var benim de. Devletin makamlar ve yetkililer için oluşturduğu bir hukuki zırhı kullanarak mesela söz konusu olan bu savcı, savcılık yetkisini devletin kendisine verdiği yetkiyi ve zırhı kullanarak devlete bir operasyon yapıyor. Devletin Milli İstihbarat Teşkilatı'na yapıyor. Bir istihbarat örgütüne
ancak bir başka ülkenin istihbarat örgütü operasyon yapabilir. O yüzden bu mesele, bu operasyonun içine bir casusluk, bir başka ülkenin dahli durumu var. Ve bunun içerisinde yer almış bir medya çalışanı, bir gazeteci, bir gazete bununla dahil ediliyorsa burada bu algının ve bu zannın olması, bu suçlamanın olması normal. Yani siz kullandıklarını mı düşünüyorsunuz o operasyon? Yani ben Erdem Gül'ün buna bilerek dahli olduğu kanaatinde değilim. Ama çünkü kendisinin yüzüne vardı. Haberi eleştirdiğimde çok isteksizdi, genel geçer şeyler söyledi. Can Dündar'ın dediğim gibi Gezi döneminden başlayan bir gayret keşliği var. Ama bu hani başka bir örgütle bir ilişkisi olma hali değildir. Bu muhaliflik ve bir ittifak halidir. Şu anda da paralel yapının aslında bir anlamda Cumhuriyet'i ele geçirdiği ve paralel yapının ruhunun Cumhuriyet'te... Bu saçma sapan bir şey. Ya, yani, tabii bu bir iddia ve gazeteyi okuduğumuzda da... Gazeteyi okuduğumuzda da Zaman Gazetesi'nin yapmadığını ya da Zaman Gazetesi ile aynı eş haberleri, söylemi, dili... iddiayı orada görüyoruz. Bunun daha önce tarafta olduğunu gördük. Şimdi bir yapı bedenleri ele geçirerek bir yerden bir yere atlıyor. Şimdi bunu sizleri, önce sizleri ele geçirmiş ama işte şimdi bak kadarıyla. Burada siz biz bak, yok ben hayır, şunu demek biz yok istiyorum. Olur mu? Bak, kronolojiye bakalım ben bir şey söyleyeyim. Bey. Kronolojiye bakalım. Bu tecrübeyi Türkiye ortak yaşadı. Ergenekon ve Balyoz gibi çok önemli darbe yapılanmalarını yargılama gibi bir imkanımız vardı. Ne yazık ki bu yapı bunu sulandırdı. Bir sürü günahsız insanın günahına girdi ve biz bunu yargılayabilecekken yargılayamadık. Daha sonra KCK davası dolayısıyla çok haklı, doğru bir iddiayı ve dikkati berharap ettik. Evet. Ve bu da elimizden kaçtı ve bambaşka bir boyutla karşımıza geldi. Ben şimdi size bir şey söyleyebilir miyim? Buraya kadar yolsuzluk, bir şey söyleyebilir bakın, miyim yolsuz, ne oldu? Sonra 17-25 Aralık MIT'in ele geçirilme çabaları. Daha sonra... Genelkurmay neydi GES, elektronik sistemlerin ele geçirilme çabaları. Bunların hepsi çok peş peşe gelen şeyler ve şunu görelim, bu Türkiye'nin ortak tecrübesi. Bu Türkiye'ye yönelik ortak bir saldırı. Bu hani kişilerle, partilerle, gazetelerle ilgili bir şey değil. Ama yani önce bu siz Cumhuriyet Gazetesi karşı. Şu anda paralel yapı ama şunu demek istiyorum. Çok ayıp ediyorsunuz. İlk başladığında, çok ayıp ediyorsunuz. Şöyle Orhan Bey. Öyle bir şey yok. Şöyle tamam, diyorum. Bakın siz bakın, hep benimden beri konuşuyorsunuz. Ben size yanıt verebilir miyim? Sadece şunu söyleyeyim, bitireyim ama... siz cevap verin. Şimdi bu kronolojiye dikkat edelim. Şimdi bunlar yaşandığında ilk anlamamıştık. Genelkurmay Başkanı bile terör örgütü lideri diye tutuklandı. Türkan Saylan başka vakalar oldu ve ne oldu? Oluyor, bir anormallik var dedik. Ve bunun da hatta ilk tepki verenler Başbakan Erdoğan'dı o zaman. Daha sonra bunlar ne olduğu anlaşıldı ve deşifre oldu. Şimdi deşifre olduktan sonra artık onun ne olduğunu, Türkiye karşıtı bir yapılanma olduğunu anladıktan sonra onunla ittifak yapmamalısınız. Bakın, yaparsanız affedersiniz. Bu teşekkür olarak, ederiz. Ahlaki sağ olarak olun. Ahlaki olur. Bütün ahlaksızlığı ben karşı sizinle tarafa. Sizinle ilgili olarak ama söylemiyorum. Ama ahlaki yani. Değil diyorsunuz. Ben bütün onları sizin o tarafa doğru böyle gönderiyorum. Bakın 2010 yılında başladı bu. 2010 yılında ne oldu? Şike davası. Evet, o da dahil olmak üzere. Bakın işte. Şike davası doğrudan doğruya neyle, iktidarın neyle karşı karşıya, kendi ortağının işbirliği yaptığı, iktidarı paylaştığı ortağının neyle karşı karşıya kaldığı konusunda çok somut bir adımını gördü oradan. Arkasından çok daha önemli bir olay yaşandı. MİT 2012 Şubat ayında, 7 Şubat'tı sanıyorum. Evet. MİT olayı. MİT üzerinden Erdoğan bunları bilmiyor. Ta o zamandan beri biliniyordu bunlar. Yani o yeni bir ortaya çıkma. Biz sonradan ne zaman farkında vardığımızı siz biliyor musunuz? Artık ya iktidarı beni gerçekten derdis edip bu alaşağı edecek bu yapı 17 Aralık ve 25 Aralık 2013 yılında bardağı taşıran damla oldu. Ben 2010 yılında orada, yazdım. Orada olayı bitirdiniz siz. Tamam mı? Ama MİT operasyonu yapıldığında kestiniz. Zaten Erdoğan kadar, ameliyete girmeyip müdahale ediyor. O zamana ediyor. Kadar siz yani bu etiği kullandınız. Daha erken müdahale cemaati ediyor. Kullandınız. Siz kim ya burada? Yani, o yapıyı kullandınız. Tedirlerle, iktidar... İktidar şeye karşı kullandınız. Orduya ama karşı kullandınız. Ama ben söylüyorum. Şey, her şeyi gazetelere karşı kullandınız. Muhalefete karşı kullandınız. Hayır, bir dinleyelim, evet. Evet. Ben konuşmaya başlayınca 50 tane ses geliyor. Ben neden? Sadece bir dakika. Kardeşim Mehmet, tamam. Dur ya.
Tamam. Dur ya. Dinliyoruz şu an. Bak Gürkan'ı atmışsın zaten akşam. Onu hiç konuşmuyorum. Tamam. Dolmabahçe imamını yazdığım ben için abi. Ben iki devrimini hatırlatırım sana şimdi. Yani buradaki, yani biz ne zaman farkına vardık? 17-25 Aralık'ta birdenbire falan. Öyle bir şey yok. Ama bunun öteden biri farkındasınız. Ama şu bilgiyi vermem gerekiyor. Ve oradan sizin bütün benliklerinizi esir aldı demiyorum. Etti? O zaman her şeyi savundururuz onunla 2012'de birlikte. 2012'de müdahale etti. Ya, GES'i... Şike davasında. GES, bakın, Şike Genelkurmay Elektronik Sistemleri'nin bir şey söyleyeceğim. Genelkurmay'dan bir şey söylemeden evvel bir cümle söyleyeyim. Bunların hepsi farkında. Bir cümle söyleyin. Reklama şunun altını gidelim, çizelim. Sonra devam yani elbette paralel yapının bu ülkenin başına dert olmasının en büyük vebali AK Parti'nindir. 30 yıllık bir paralel yapıdan bahsediyoruz. Hayır, elbette geçmişi var ama AK Parti'nin bu işte vebali büyük. 80 darbe sonrası oluşturulmuş bir yapı. Bu öz eleştiriyi yapmadan bir yere zaten gidemeyiz. Zaten gecenin manşetini verip reklama gidiyoruz evet. Şu an. Bence bunun evet. Üstüne daha büyük bir manşet. Peki, reklamlar devam edeceğiz. Evet, Erdem Güle ve Can Dündar'a tahliye yolunu açan Anayasa Mahkemesi kararını konuşuruz ama olay tam bir yüzleşmeye dönüştü aslına bakılırsa. Gürkan Acır, siz tam reklama gitmeden evvel bu konuyla ilgili bir şey söyleyecektiniz. Evet. Yok, Orhan abi takıldı bana, hani Mehmet Ocak'tan seni kovdurdu diye çok da tweet geliyor o konuda. O yüzden yok, de her anlamda yüzleşmeye yok. O meslek hayatında olur bu tip şeyler, biz onlar değil. Kaldı ki bizim yani biz her sene kovula kovula ilerliyoruz, yani orada bir sorunumuz yok çok şükür. Problem değil Mehmet abiyle de daha sonra zaten o dostluğumuz, hukukumuz ayrı hayır, bir yolda sonra ilerledi. Sonra ben de nasıl olsa kovuldum diyor Mehmet Ocak'tan. Ha, Mehmet Ocak'tan da kovuldu tabii ama işte bizim cepheye geliyorsunuz, mağdurlar bölümüne geliyorsunuz. Orası önemli değil ama ben şunu söylemek istiyorum Ece Hanım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidar döneminde bir hukuk formülü çıktı ortaya. Çıktı hukuku. Çıktı hukuku şu. Dün gazeteci gördüğünüz bugün bir anda casus çıkıyor. Dün Genelkurmay Başkanı olarak gördüğünüz, kamuoyunun yakından bildiği bir günde darbeci çıkıyor. İşte bir gün gördüğünüz adam ertesi gün efendime söyleyeyim gizli örgüt üyesi çıkıyor. Çıktı. Yani bunlara yıllardır tanıdığımız Can Dündar kaç senedir yani hepimiz yazılarını okumuşuz, kitaplarını okumuşuz, belgesellerini izlemişiz. Eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz. Bir günde casus çıkıyor. Genelkurmay Başkanı savaşa size karar verecek. Yani ölümünüze belki karar verecek. Askeri ölüme cepheye yollayacak adam bir günde bir bakıyorsunuz meğersem büyük bir darbeci, efendime söyleyeyim Milli Güvenlik Kurulu'nu yönetmiş adam olması başkanın yanında bulunmasına rağmen ne yapıyor? Diyor ki bir günde darbeci çıkıyor. O çıktı, bu çıktı. Artık Türkiye bu çıktı hukukundan kurtulmalıdır. Yani bunlar inandırıcı da olmuyor artık. Yani bizim nezdimizde değil, dünya kamuoyunun nezdinde de artık kimseyi inandıramazsınız. Yani Can Dündar'ı bugün dünyada herkes Türkiye'li bir gazeteci olarak tanıyor. Bir günde bunu casus diye lanse etmeye kalkarsanız Türkiye bunun altında kalır. Ben bu kararla umarım Türkiye'nin hesaplaşmasını medya alanının dışına birazcık en azından. Yani bir iktidar kavgası var zaten onu görüyoruz da. O kavganın en azından medyanın dışında tutulması gerektiğini. Şimdi işte gazeteciler kullanıldı. Neye göre kullanılacak? Neye göre, kime göre kullanıldı? Kime göre Fethullah terör örgütü kötüydü? Ne zaman iyiydi? Biz kime göre karar vereceğiz? Neye göre karar vereceğiz? Yani 16 Aralık günü, 16 Aralık 2013 günü Fethullah Gülen terör örgütü değildi. 18 Aralık sabahı bir anda bir uyandık. Nur topu gibi terör örgütümüz mü oldu? Biz kime göre, neye göre bunu ölçümleyeceğiz? Kime destek veriyor? İşte reklam arasında konuştuk. Ne istedin de vermedin boyutundan, ne istedin de vermedik ki boyutundan geldiğimiz noktalara bakın. Bir de mesela Fadime Hanım gene söyledi, biz anlamamıştık, tecrübe edindik dedi Balyoz ve Ergenekon sürecinden. Bu bir gazeteci tecrübe edinebilir doğal da devleti yönetenlerin tecrübe edinme hakları yoktur. Çünkü devlet tecrübe tahtası, deney tahtası değildir. Orada insanlar canlarıyla, kanlarıyla diyet ödüyorlar. O Silivri zindanlarında 6 yıl yatan gazeteci meslektaşlarımız oldu. Askerler oldu. Sanki 28 hastalda. Şubat'ta olmadı buna. Hastalda. Efendim 28 Şubat'ta da olmuş olabilir. İlk kez olmuş gibi bir acının. Türkiye'de ne demek 28 Şubat'ı mı o zaman gerekçe göstereceğiz? Bunlar da onun hayır, devlet, karşılığı mı yatsınlar devlet deneme diyeceğiz? Tahtası değildir diyorsunuz da maalesef Türkiye Cumhuriyeti bir kere 28 Şubat'taki halkının bir 28 Şubat'taki alıp bakın onun hürriyetini, haklarını mağduriyeti... ihlal etme konusunda hep deneme tahtası. Ben size bir şey söyleyeyim. Yani. Bu deneme tahtası olarak ben bunu doğru bulmam. Ama siz bunu doğru hayır, bular. Doğru denedik, elbette. Tecrübe edindik.
devirden tevarüz edilen acılar ve hak ihlalleri hep bir sonraki dönemin rövanş aracı ve nesnesi haline gelmiş. Bu ilk kez olmuyor. Bu Türkiye'de, ilk kez, Türkiye'de ben şuna inanıyorum. Türkiye'de şuna inanıyorum. Acıları bir tarafa bırakırsanız bu büyük siyasi davaların hepsi acıları bir tarafa bırakarak, ölümleri ve acıları bir tarafa bırakarak söylüyorum. Siyasi büyük siyasi davaların hepsi tarihimizden bu yana mizah konusudur. Bakın. Yani 1951 tevkifatına bakın, Nazımların o ünlü donanma davasına bakın, 1971'lere bakın, bomba davasına bakın. Yani bir günde ağırlaştırılmış müebbet isteniyor, o zaman idam vardı, idam isteniyor. Ertesi gün veya ertesi gün demeyelim ama 3 ay sonra bakıyorsunuz o kişi serbest bırakılmış, salıverilmiş. Veya donanma davası, 1938 donanma davasında Nazım Hikmet çok tuhaf bir ihbarla 12 yılını, tam 12 yılını 1950'ye kadar 12 yılını zindanlarda geçiriyor. Yani bu insanların çektikleri acıları biz bir tarafa bırakalım Ece Hanım, hepsi gerçekten mizah konusudur. Dolayısıyla Türkiye'nin eğer gerçekten demokratikleşme, gerçekten özgür ve hür bir ülke olma iddiası varsa, bunu da hukuk alanında uygulamak istiyorsa ki temel şartı budur, bizim gerçekten hukuk sisteminde böyle bir gün tanıdığımız bir gazeteci, ertesi gün vah bu ajanmış, ajan çıktı, vay 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 bunun da bir darbeci planları varmış, vah bu da aslında terör örgütünün mensubuymuş, ona yardım ve yataklık yapıyormuş gibi, az önce Fuat Keyman hocamın söylediği gibi gayri ciddi, gayri ciddi iddianameler, gayri ciddi açıklamalardan artık bir an önce kurtulmamız gerek. Bunu sadece bir gazeteci olarak söylemiyorum. Türkiye'de hukuk sistemine güvenmek isteyen bir yurttaş olarak söylüyorum. Artık bu yeter yani. Peki o anlamda sizce bir milat mı bu? Anayasa Mahkemesi bu kararı ve işte ilk kez dedik internet sitesinde hemen yayınladı, şunu yaptı. Yani bu karar eğer doğru okuyorsak bence Sayın İlker Başbuğ, Sayın Mustafa Balbay kararlarından da biraz farklı. Çünkü bu karar bence ilk davayı, ilk iddianameyi tamamıyla düşüren bir karar. Evet. Ve diyor ki hak ihlali vardır, yaşam hakkı ihlali vardır, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü ihlali vardır. Yani bu olduğu zaman bir kere iddianamenin geçerliliği kalmıyor. Yani gazetecilik yapmıştır deniyor. O yüzden de esasında Anayasa Mahkemesi bence Mustafa Balbay'da da, Tuncay Özkan'da da, İlker Başbuğ'da da doğru karar verdi. Ve karar vererekten yani bizim çok özlediğimiz ve gerekli olan bu haklar ve özgürlükler temelinde karar verdi. Ve ilginç bir şekilde bundan önce de olmuştu fakat hep mahkemeler devletin güvenliği, devletin çıkarı, aman devletimize bir şey olmasın, aman bize kötü bir şey söylenmesin mantığıyla hakları ve özgürlükleri, işte Nazım Hikmet'ten Sevgi Soysal'a, Sevgi Soysal'dan kimlere kadar bir sürü insanlar uzun süreler hapishanelerde kaldılar. Fakat bu son iki yıldır Anayasa Mahkemesi kararlarıyla haklar ve özgürlükler alanı ön plana çıkıyor. Fakat bunda haklar ve özgürlükler alanı ön plana çıktığı kadar dava da düşmüş oldu. O yüzden de mesela bu karardan sonra evet Adalet ve Kalkınma Partisi çok rahatladı. Evet bizler rahatladık. Evet Türkiye rahatladı. Hem dışarıya hem içeriye karşı. Ama bizim çok ciddi bir hukuk sorunu olduğumuz, bu hukuk sorunu içinde yapılan iddianamelerin hukukla bağlantısında çok ciddi sorunlar olduğu da ortaya çıktı. Yani şimdi bak yani bu dışarı resimlerini görüyoruz. İki tane gazeteci 90 gündür içeride, ikisi hakkında müebbet hapis isteniyor. Müebbet hapis istenirken bir tanesi terör örgütünün üye olmadan ilişkili olmak temelinde, bir tanesi casus olmak temelinde isteniyor. Ve bugün Anayasa Mahkemesi yani üst mahkeme diyor ki bu diyor gazeteciliktir diyor. Şimdi o zaman bizim hep yıllardır bu programda da tartıştığımız bu hukukun siyasallaşması kadar, yani hukukun siyasi aktörler tarafından kullanılması kadar bence hukukun kendisinin de bir sorunu var. Yani biz bunu HSYK'da da yaşadık. Evet. HSYK'nın almış olduğu bazı kararlarda da yaşadık. KCK kararlarından tutun Ergenekon kararlarında da yaşadık. Bugün de yaşıyoruz. Yani hukuk alanında bu düzelme olmaz ise o yüzden ben karşı çıkıyorum. Yani burada ahlaki olan ile siyasi olan ile hukuksal olanı ayırmamız lazım. Siyasi olanı mesela biz eleştirebiliriz. Ertesi gün özür dileriz. Affediliriz, affedilmeyiz. Bunlar yaşanabilir. Ama hukuk olduğu zaman yani evet ben öyle bir şey diyorum. Ama bedeli de ödedi dediniz bedel hapishane. Tabii evet. 92 yıl yani bir ailenin çöküşü.
Yani bir çocuğun çöküşü, bir annenin çöküşü, bu sadece Can Dündar ve Erdem'le ilgili. Hayır, rakamsal bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet, yani bütün aileler çöküyor, bütün psikolojiler çöküyor, bütün o, yani o, siz kendinizi düşünün yani. Allah göstermesin, hapishaneye gidip orada birkaç gün yaşadığınızı düşünün. Yani öyle olduğu için hukuk alanı bir, hep böyle değerli deniyor ya, precious, yani hukuk alanı bir ülkenin en değerli alanıdır. Çünkü hukuk alanında siz kalemi kırdık, yani nasıl gencecik çocuğu yaşını büyütüp idama götürdüler. Yani hukuk alanı dediğiniz zaman insanların hapise girmesi, insanların bütün hayatlarının mahvolması, insanların idam edilmeleri, yani bütün aile, bunlardan konuşuyoruz. O yüzden ben burada buna itiraz ediyorum. Başka programlarda hukuk alanı olduğu zaman çok net, çok objektif olmak durumundasınız. Yani böyle daha genel kavramlarla, daha genel yargılarla, mesela Fadime Hanım'ı anlıyorum ben. Ben mesela cemaatin yaptıklarıyla da, işte mesela HSYK'dan sonra MİT ele geçirilseydi belki biz başka bir Türkiye'de olacaktık. Bunlar başka tartışma konuları. Ama yani bir iki tane gazetecinin yapmış olduğu bir haberden sonra, isimleri ne olursa olsun, gazeteleri ne olursa olsun, eğer Anayasa Mahkemesi bu kararı veriyorsa ve buna gazetecilik diyorsa, esasında burada hukuk alanının da, yani Can Dündar ve Erdem'in ötesinde Türkiye'deki hukuk alanının da çok sorumlu olduğu ve korunması gerektiği kararı da çıkıyor. O yüzden de bu bence çok, ya bir anlamda milat olabilir eğer hükümet de buradan dersler çıkartırsa. Biraz evvel bir söylediğinize çok katılıyorum. Yani burada hukuk hiçbir zaman ben ve öteki temelinde, biz ve siz temelinde hareket etmemesi gerekir. Yani şey de böyledir, doktorluk da böyledir değil mi? Mesela doktorun önünde çok kötü bir insan gelebilir. Ama o doktorun görevi o insanı tedavi etmektir. Bu yani Herodot yemininin birincisidir. Hakim de kendi önüne gelene, ya sen şu musun, sen böyle misin? Güçlüğün adaletin, inadaletin gücü diyorsun. Böyle bakmaz. Yani, tamam, peki bu konuda da şimdi burada tabii önemli olan şöyle bir şey. Evet. Yani gerçekten hukuksal zeminin sağlam olması önemli. Çünkü mesela biz gazetecilik yapıyoruz. Evet. Sonuçta bir basın özgürlüğü açısından ifade özgürlüğü ve bir de kişisel güvenlik açısından maddelere dayandırarak kararı verdi Anayasa Mahkemesi. Bugün eğer bu hayata geçseydi, yani Anayasa Mahkemesi böyle bir karar vermemiş olsaydı, bu kalıcı hale gelseydi ne olacaktı? Yani ben de yarın benzer bir haber yapabilirim. Ve herkes böyle haber yapınca demek ki birisi kafası bozulduğu zaman ya da hukukta bir takım yanlış iddianamelerle sizi içeri atabilirler demektir. Tabii bilecek ki tutuklayın şunu diyecek, ondan sonra yani öyle bir şeyin güvencesi kalmaz çünkü. İşte bu. Ama herkese, hukuk herkese lazım olduğu için önemli olan hukukta beğenmediğiniz, biraz evvel mesela sizin vermiş olduğunuz örnekte eğer hukuk temelinde tartışıyorsak, benim görüşüme göre trafik polisi değil, diğer örnekler hukuku tartışırız. İktidarı çünkü en aşırı örnekte yani hukuku sağlarsak şey esası yok. Diğer alanlara da hukuk şey olur. Evet, uygulanır. Peki. Yani. O MİT tırları haberleri bir örnek vereceğim. O MİT tırları haberleri son bir şey söyleyeyim, bir cümle söyleyeyim. Burada Anayasa Mahkemesi kararına karşı direnmeyin arkadaşlar. Bu bizim tabii hepimizin özgürlük alanını, kimse kararın yanlış olduğunu söylemedi. Özgürlük alanını ve bu mahkemeyi bütün çok önemli bir şey söyleyeceğim yalnız. Bu kararını MİT'leriyle ilgili o haberler ve oluşturulan algı, MİT'leriyle ilgili oluşturulan o algı ve bu cerveze nedeniyle bazı bir takım desteklerin kesilmesi, Türkiye'nin ılımlı muhalefete destek edememesi yüzünden Tel Abyad IŞİD'in eline geçmişti. Evet. Nokta. Evet ama yani bu hukukla ilgili bir şey amaç değil. Amaç da buydu bence. Türk medyasının bazı kalemlerinin hayır ama buna karşı çıkabiliriz. Bu olaylarda kullanılmasının amacı da buydu. IŞİD'i giderek güçlendirmek ve bölgedeki ılımlı muhalefeti yani karalamak, şeytanlaştırmak. Yani bu kadar iktidarın 4 yıldır Suriye politikasını Suriye politikası ile ilgilidir bu işler. Ve bilerek ya da bilmeyerek bazı kalemlerde bu işte ya gönüllü ya gönülsüz rol aldılar. Hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Bugün Suriye'nin politikası... Ama o da onun politikası. Anlamını 5-10 yıl sonra anlayacaksınız. Bakın Başbakan Davutoğlu söylüyor ki... Çok geç olmuş olacak ya da inşallah sorgulamak zorunda kalmazsınız. Davutoğlu en son diyor ki bugün iktidarın
bütün Suriye'ye hakim olamamasında İktidarın bizim çok önemli rolümüz var diyor. İktidarın hiçbir zaman öyle bir talebi diyor. Olmadı zaten. Bu ne demektir? İktidarın yani Suriye'yi işgal etme gibi bir planı zaten hiç olmadı. Peki sadece şunu söylemek bu türden söylemek iç kamuoyu yaratıldığı için, bu türden Türkiye'nin alanda inisiyatif kazanması, böylesi medyatik faaliyetlerle şeytanlaştırıldığı için Türkiye oradaki ılımlı muhalefeti yeterince koruyamadı. Burada siz yeterince orada bakın. Rol alamadı. Siz burada bu kadar iktidarınızı politikalarına burada, bakıyorsunuz. Burada yani bu işin NATO'ya giden boyutu var. Birleşmiş Milletler, ABD politikaları ile ilgili var. Zaten Obama'nın yakın danışmanlarının yazdığı analizler ve tezlere yakından bakılırsa nasıl bir Suriye, nasıl bir Orta Doğu istedikleriyle ilgisi var. Burada da bazı medyadaki bazı arkadaşlarımız istemeden bu tablodan rol aldılar. Bir de aslında medya hükümeti Suriye bataklığına batıran medyanın ta kendisi değil mi? Bence yani, şuna dikkat edin. Olanları hani az önce benim söylemek istediğim şey şu. Türkiye'nin başına bir iş gelmekte idi. Bu ters çevrildi. Paralel yapının deşifre olması ve yargı konusu olması Türkiye'nin bir ortak başarısıdır. Ama bunu elbette aldatıldık dediği ve siyasi sorumluluğunu da aldığı için bunu geri çeviren kişinin aynı zamanda Erdoğan olduğuna da dikkat etmek lazım bir. Bir ikincisi artık bu Erdoğan'la AK Parti ile ilgili bir konu değil. Bu Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulan ve Türkiye için birincil derecede bir tehdit olduğu ortak karar ile alınmış ve devletin bütün organlarıyla mücadele ettiği bir yapılanmadan bahsediyoruz. Bu yapılanmanın ısrarla yapılandığı yerlerden birisi hukuk sistemi. Yani alt mahkemeler, üst mahkemeler, HSYK, Danıştay, Yargıtay, AYM. Yani bunların hepsine çok sistematik olarak yerleştiğini, emniyete yerleştiğini ve bütün tamam olduğu zaman operasyonlara başladığını gördük. Şimdi bütün bu organizmayı kuran, bu düzeneyi kuran akıl medyayı boş bırakır mı? Ve bunun Türkiye'nin şu anda Orta Doğu'da harita değişirken Türkiye'nin bunun dışında tutulmaya, baskılanmaya, kuşatılmaya ve bir bölgesinin işgal edilmeye çalışıldığı bir dönem yaşıyoruz. Ve burada yaşanan bütün bu operasyonların içerisinde siyasi bir şeyler de var. Ama şeyi paralel yapıyı diğer terör örgütlerinden farklılaştıran ve mücadeleyi zorlaştıran şeyi gözden kaçırmayalım. Bu hepimize ortak bir saldırı. Paralel yapı meşru kavramları, makamlar için tesis edilmiş yetkileri, kanuni haklar üzerinden bunu yapıyor. Ve bunu hukuksuz bir şey yapıyor ama hukukun ona tanıdığı yetkilerle yapıyor. O yüzden bunu ayrıştırmak, bunu hani ifrat ve tefrit hep böyle Türkiye'nin genel sorunudur ama bunda da bunu çok yaşıyoruz. Peki. Hani bunlara hakikaten dikkat etmek lazım. Türkiye'ye ortak bir saldırı bu çünkü. Peki şimdi Türkiye'ye ortak bir saldırı deyince başka başlıklarımız da var. Konuşacağız şimdi Ankara saldırısından sonra başka şeyler de oluyor. Ankara saldırısı neydi? O neyin miladıydı? Ondan sonra neler oluyor? Şöyle bir toparlayalım görüntüleri konuşacağız. Şimdi ikinci Ankara katliamı az önce geçtiğimiz programda daha doğrusu Fuat Keyman demişti ki buna bir terör saldırısı olarak bakmamak lazım. Bu resmen savaş tanımı içine girebilecek tam da ana hedefi devletin merkezinde devlete karşı saldırı diye tanımlanabilecek ana hedefi devlet olan bir saldırı. Şimdi ondan sonra yaşanan gelişmeler şöyle bir bakacak olursak daha bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde İstanbul'da bombalı araç paniği yaşandı ve Ankara saldırısının ardından aranan araçlardan dördüncüsü üniversite kampüsünde bulundu. İçinde bomba düzeneğiyle, bombayla değil ama bomba düzeneğiyle bulundu. Onu söyleyelim. Yine Ankara'da mühimmat bulundu. Jandarma arama noktasına sadece 800 metre mesafede. Fuat Keyman isterseniz geçen hafta bıraktığımız yerden. Yani bunları böyle alt alta koyduğumuz zaman bir sıkıntı. Ama neyin işareti? İkinci Ankara katliamı neydi? Belki onu şimdi daha iyi tanımlayabiliyoruz bir de bu gelişmelerle birlikte. İsterseniz bir yani ben son bir haftanın bir envanterini çıkardım. Evet. Dünkü yazımda ve bakıldığı zaman esasında bu Ankara saldırısı hakikaten terör olayının gerisinde bir saldırı. Zaten o programda
altını çizmiştim ben de. Nefsi müdafaa ya da meşru müdafaa kavramı boşuna kullanılmadı diye. Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan sürekli olarak bu katliama referans verirken meşru müdafaa temelinde konuştular. Hı hı. Ve buradan birkaç tane de sonucu çıkıyor. Çünkü terör olaylarında, terör olayının kendisi kadar ondan sonraki gelişen olaylara bakarak biz esasında bunun amacını görüyoruz. Ve baktığımız zaman esasında köşeye sıkışanlar var, kaybedenler var, güçlenenler var. Güçlenenlere baktığımız zaman esasında burada Rusya'nın çok elinin güçlendiğini görüyoruz. Çünkü Türkiye'yi sarstı bu olay. Yani merkezinden vurdu, devleti vurdu, bir güvenlik zaafı olduğu ortaya çıktı ve biz bu tartışmayı yaparken Rusya rahatladı. Suriye Esad rejimi rahatladı. İki gün sonra ateşkes başlayacak. Bir anlamda PYD, YPG ve PKK bundan biz bunu yaptık dediler. Tabii bunları yaptık derken hep biz şeyi konuşuyorduk, çözüm sürecine geri dönülsün mü? Yahut da İşte Duran Kalkan'ın açıklaması, önümüzdeki Mart süreci büyük bir direniş sürecidir. Evet. Zafer ve barışa her zamankinden daha yakındır. Bu arada öz savunma esastır diyor. Genel boykot topyekün direniş temelinde olmalıdır. Öz savunma esastır. Gençlik gerillaya katılmalı. Her mahallenin savunma güçleri olmalı. Her sokağa bir YPS takımı, hatta bir YPS bölü oluşturma diye Duran Kalkan'ın açıklaması var. Yani zaten tehlikeli bir ortamdayız ama daha da anladığım kadarıyla tehlikeli günler yaşıyoruz. Ama artık yani şimdi bunu o kadar rahatlıkla yani... aklımızla söylesek bile bunu yani Türkiye yaşamak halkının evet şey, Türkiye halkının ki. Kabul etmesi tabii çok ki. Zorlaştı. Yani evet. Türkiye Kürtler İşbirliği müzakereye dönmek çünkü orada PKK bir anlamda yani bu eylemin sonucunda ben dedim bu mücadeleyi devam ettirmek istiyorum. Tabii bu anlamda biraz sonra belki taziye çadırlarına gitmek onları falan da konuşacağız ama esasında HDP'nin de geçerliliği tamamen ortadan yani o Türkiye'lileşme konusunda mesela iddiası olan ve çok yakın zamana kadar işte Cumhurbaşkanı adaylığı bile söz konusu olan bir Selahattin Demirtaş'tan bahsediyoruz. İşte Türkiye'lileşme ile zaten o kadar yüksek bir oyu 7 Haziran sürecinde almış bir partiden bahsediyoruz. O taziye çadırı meselesi ne? Yani işte onların hepsi bence tamamıyla yani hem Ankara katliamı hem de bu taziye çadırı olayları bence tamamıyla PKK'nın da yani HDP'yi artık tamamıyla oyunun ve denklemin dışına itmesi anlamına geliyor. Yani öyle olduğu için de hatta bugün bir üniversite, Bilgi Üniversitesi'nde öğrenciler beni konuşmaya davet etmişlerdi. O öğrencilerden biri yazılarımı okuyarak tam bu sizin söylediğinizi sordu. Yani biz bir dönem Selahattin Demirtaş Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşuyorduk. Ve çok önemli bir gelişme olarak konuşuldu. Ve kimse de garipsemiyordu. Evet, yani. Çünkü niye? Çünkü Cumhurbaşkanı, Cumhur'un başkanı ve başkomutan. Yani bu sorundan çıkan birisi diyordu ki ben Cumhur'un hepsinin başkanı olmak istiyorum ve Türkiye'yi koruyacağım. Yani başkomutan Türkiye'yi korur. O yüzden de bu noktalarda tamamıyla yani PKK'nın da Türkiye arasında devlet arası bir kavganın olduğu, müzakere olasılıklarının ortadan kalktığı ve geçen hafta da konuştuk. Ve bunun da temel ekseninin Suriye olduğu bir ortam ortaya çıktı. Yani biz Türkiye içinden daha çok Suriye'nin şuradaki gelişmeler, Irak'taki gelişmeler, burada Türkiye'nin nerede ve yer aldığı ve nereye kadar yer alacağını konuşuyoruz. Yani Ankara katliamıyla bu süreç arasında direkt bağlantı kurulmuş oldu. Çünkü devlete yapılan bir saldırı. O yüzden çok endişe verici ve Türkiye de esasında köşeye sıkışmış oldu. Çünkü hem bir taraftan ismin açıklanmasıyla birlikte bir acaba siyasi hata mı yapıldı yapılmadı mı? Arkasından daha da önemli olarak Türkiye Başbakanı'yla, Cumhurbaşkanı'yla PKK, YPG, PYD bunların hepsi terör örgütüdür dedi. Amerika hayır benim için terör örgütü değildir. O yüzden işbirliğim devam edecek dedi. Bu yüzden esasında Amerika ile Türkiye arasındaki güven bulanımı çok daha öne çıkmış oldu. Şimdi bu güven bulanımı çok daha öne çıkınca bu sefer Rusya rahatlamış oluyor gibi. Yani bence hepimizin yani Boğaziçi Üniversitesi'nde bunlar bulunuyor. Ankara'da başka bir değil mi? Araba bulunuyor. İki gün evvel Ankara'daydım. Gittim oralara ve yani taksicileri biliyorsun onlar korkuyor. Kızılay'da herkes korkuyor. Herkes yani şu an şöyle bir şey mi oldu? Şimdi ikinci büyük katliam. Birinci de değil. Yani birinci de Cumhuriyet tarihinin en kanlı katliamıydı. Yüzden fazla kişinin öldü. Şimdi böyle olunca bize hakikaten yani bizim yani bir şöyle bir durmamız lazım. Belki Anayasa Mahkemesi kararı bu anlamda da iyi. Yani bir nefes almamız lazım. Bir Türkiye'yi bu süreçte daha korunaklı, daha istikrarlı hale getirmemiz lazım. Çünkü yani benim gözlemim içinde yani bir haftada bile
Daha evvelden biz esaslı bunu 6 ay falan izleyip niye bir suikastın olduğu, niye bir terör eyleminin olduğunu bulurken yani bir hafta içinde böyle tık 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 yapılan hamlelerle işte yarın değil öbürsü gün ateşkes başlıyor. Yani Suriye'de A planları bu konuşuluyor, B planları konuşuluyor. Türkiye, ABD ilişkileri tamamıyla güvensiz hale geliyor. Avrupa Birliği'nden, Avrupa Birliği'nin önemli bir görevinde olan insan diyor ki Türkiye ile ABD'yi ya da ABD ile Rusya'yı değil, biz aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasındaki bir durumu düşünelim. Yani orada da bir şey olabilir falan gibi. Yani çok güvenlik eksenli, Türkiye'yi tam köşeye sıkıştıran ya da Türkiye'yi tüm bu süreçlerin tam ortasına oturtan bir şey başlıyor. Şimdi Türkiye'nin Suriye sürecine baktığımız zaman Türkiye'nin bir karar alması gerekiyor. Fakat o kararı alırken Türkiye IŞİD ile PKK ile PYD ile Rusya ile Amerika ile uğraşırken aynı zamanda onu hep vurguluyorum. Halep'ten gelen 1 milyona yakın daha da mülteci olabilir. Bu sefer 3,5 milyon mültecimiz var. Evet. Yani bence burada yani şey diyorlar mesela sizin programınıza başlarken de efendim 4,5 ayda yavaş yavaş getirmiş bombaları yok. Eskişehir yolu üzerinde bir eski evde yani villada yapılmakta olan bir villada kan falan. Bence böyle bir olayın ya yani tabii kesin %100 söyleyemeyiz ama yani bu olay çok büyük bir olaydı ve bu çok büyük olayın sonucunda da Amerika'nın da ben yani okumalarımla konuştuğum insanlarla çok rahatsız olduğunu görüyorum. Çünkü Amerika'da kendisini birdenbire hiç açıklamak istemediği bir şeyleri açıklamak durumunda kaldı. Ve Türkiye'li birdenbire çok istemediği bir şekilde bir zıtlaştı. Yani Obama-Erdoğan görüşmesinin 1 saat 20 dakika olmasının kadar ondan sonraki bu güven bunalımları falan da koyduğumuz zaman bence çok kritik bir noktaya doğru gidiyoruz. Peki nedir o kritik nokta? Nasıl tanımlarsınız? Şu anda içinde bulunduğunuz tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? Yani işte Kerry'nin B planından bahsettiği, barış masasına evet Türkiye'nin oturdu ama bir taraftan işte PYD ve YPG'nin hala terör örgütü sayılmadığı, kale alındığı ama bu arada içeride işte bir takım eylem hazırlıklarının, bütün bu bahsettiğimiz terör örgütlerinin hepsinin işbirliğinde eylem hazırlıklarının duyulduğu, edildiği bir ortamdayız. Ne öngörüyorsunuz? Türkiye nasıl günlerden geçiyor o anlamda? Öyle baktınız. Ya elbette Türkiye zorlu bir gündem içerisinden geçiyor. Yani Orta Doğu'da bizim sınırlarımızda komşu bir coğrafya yeniden dizayn edilirken aslında bu dizayn yani yeni bir harita var ve o harita uygulanmaya çalışılıyor gibi bir durum da yok bana kalırsa. Yani her şey sahayla teorinin karşılıklı çatışması ve geriliminden doğuyor. Bu arada yani, enteresan bir şekilde bu B planı olan yani Suriye'nin bölünmesi meselesi Abdülkadir Selvi yazmış. Bugün 1982'de Yönelimler dergisinde yayınlanan ve İsrailli diplomat Oded İnon imzasını taşıyan planda zaten Suriye değerlendirmesinde bu B planı yani şu anda Kerry'nin bahsettiği işte Suriye'nin bölünmesinden bahsettiği ve detaylarını verdiği konu zaten söz ediliyordu. Yani böyle bir proje vardı diye o boyutuyla da yani aslında biz çoktan düşünülmüş bir yazılmış bir senaryonun içinde şu anda ne yapacağız acaba diye debeleniyor muyuz? Ne dersiniz? Yani ne kadar debelenirsek debelenelim aslında Türkiye'nin yaptığı ve yapmadığı şeyleri tekrar gözden geçirmek lazım. Türkiye sürekli Suriye'de savaşa dahil olmakla suçlandı ama aslında biz başından beri Suriye'nin bütünlüğü ve Irak'ın bütünlüğü söylemlerinin bir adım gerisine düşmüş bir ülke değiliz. Türkiye sürekli olarak işte bu değişen kaynayan coğrafyada Suriye'ye fazla müdahil olmakla suçlandı. Müdahilliğimiz mültecilere ev sahipliği yapmaktan ve orada bütün dünyanın batılı işte ileri demokrasi olan dünyaların ve onların oluşturduğu konsorsiyumların ılımlı dediği, ılımlı muhalefet dediği grupları korumak ve oradaki sivillerin koruma altına alınmasını savunmaktan başka bir şey yapmış bir ülke değiliz. Bu arada Türkiye'yi işte adeta Suriye Savaşı'nın bir parçası olarak göstermeye çalışan ülkelere bakıyorsunuz. Hepsi Suriye'de, hepsi Irak'ta.
İran deseniz asker gönderiyor milisleriyle orada. Zaten Beşar Esad ya da Beşar rejimi, Esad rejimi diye bir şey kalmadı aslında orada. Bundan bahsettiğimizde İran'dan bahsedildiğini anlıyoruz. İran güçten düştüğünde Rusya'nın oraya geldiğini ve bizzat işgal ettiğini biliyoruz. Peki Amerika orada. Peki bu Suriye dizayn edilirken hakikaten Türkiye'nin içeride meşgul tutulmaya çalışıldığı tabii ki, bu mesele, eylemler. Biraz mesele o. Mesele o. Yani dikkat ederseniz mesela 2013 yılından beri orada ne zaman muhalifler öne çıkacak olsa ya da muhalifler kritik, yani tek tek şu an isimlerini veremem o bölgelerin, kasabaların, dağ isimlerinin vesaire, ama öyle bir gözlem ve analiz yapabiliyor dikkatli uzmanlar. Ne zaman Suriye'de muhaliflerin biraz eli güçlense Türkiye'de bir şeyler oluyor. Böyle bir durum eğer yakından bakılırsa, incelenirse görülür. Peki, ayrıca Türkiye'nin taziye çadırı meselesinde ne düşünüyorsunuz? Siz onunla ilgili bir de yazı yazdınız. Evet, yani evet, onu da merak ediyorum. O bundan ediyorum. Biraz daha farklı ama işte ayrı çok bir... az vaktimiz var, evet, o yüzden konuları anladım. Böyle hızlı geçeyim. Şunu da söyleyeyim de bitireyim. Yani Foreign Affairs'ta 2015'te Steven Simon isimli Kuzey Afrika ve Orta Doğu Araştırmaları Direktörü'nün aslında yazısını Fuat Bey biliyordur. Herkesin aslında okumasını tavsiye ederim. Orada Amerika'nın işte the end of Pax Americana başlığını taşıyor yazı. Ve orada Amerika'nın müthiş farklı bir politika değişikliğine gittiği söyleniyor. O politika değişikliği daha önce bu büyük ülke Amerika... toprakları, haritaları dizayn edebilme gücüne sahip bu ülke demokrasi için savaş götürme stilini uyguluyordu. Ama artık Orta Doğu'dan beklentileri fazla yok. Petrol konusunda, enerji konusunda fazla bir beklentiye sahip değil. Ağırlığını, ilgisini Pasifik'teki çıkarlarına bağladı. İsrail barışı içinde uğraşmayacak, İsrail'in güvenliğini önemsemekle yetinecek ve bunun karşılığında offshore balancing dedikleri bir politika uygulayacak. Bunun anlamı güçler dengesi, bir aktöre karşı yükselmekte olan bir ülkeye karşı daha onun karşısında daha zayıf konumda olan bir ülkeyi desteklemek. O yeterince örselendiğinde bu kez daha önce destek verip yükselmesini temin ettiği aktörü zayıflatacak başka bir aktörü desteklemek. Büyüdükçe açıkçası Ece Hanım, da evet, 2013'ten beri, daha önce 2010'da, 2011'de Daniel Pipes, kendisi çok tescilli bir neokondur, yine Fuat Bey bilir. O şunu söylemişti Suriye'de. Önce Esad'ın desteklenmesi gerektiğini savunan bir yazı yazmıştı. Daha sonra da muhaliflerin desteklenmesi gerektiğini söyleyen bir yazı yazarak şunu eklemişti. Yani kafanızın karıştığını biliyorum ama isterseniz daha açık söyleyeyim. Suriye'de hangi taraf kaybediyorsa onu desteklemeliyiz. Bu etrafındaki ülkelerle de evet, içinde geçer. Peki. Yani bu bir birbirleriyle uğraşırlarsa bize saldıracak güçleri kalmaz siyasetidir. Peki. ABD'nin uyguladığı ve biz şu an ona maruz kalıyoruz. Fakat sakın hani ben çok ümitsizliğe kapılmasından tarafta değilim. Çünkü her zaman için evdeki hesap çarşıya uyar diye bir şey yok. Büyükler, büyük aktörler kağıt üzerlerinde bazı planlar tasarlarlar. Ama sahada olan gerçeklere uymadığı anda ya da o gerçeklerle çeliştiği anda o planlar hiçbir zaman gerektiği şekilde yürümez. O anlamda ben Türkiye'nin biraz daha direnmesi, bu zorlu süreci, dikkatini içeride PKK ile mücadelesine vermesi gerektiğini, bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yürkan Acır, ne düşünüyorsunuz? Bu az önce bahsettiğimiz bilgileri de yani alt alta koyalım. Hani bütün bu Suriye'deki dizayn, dolayısıyla Türkiye'nin kendine dön, içine dön, içindeki terörle mücadele et durumu. İşte bu arada Ankara'da jandarma arama noktasında 800 metre uzaklıkta mühimmat bulunması, terör saldırısı hazırlığında olduğunu bunun söylenmesi. Yine Boğaziçi Üniversitesi'nde. Yani ne oluyor'yu anlamaya çalışırken ne düşünüyorsunuz? Bu üç olay, yani hem PKK meselesi, bununla bağlantılı PYD meselesi. Duran Kalkan'ın açıklaması tabii, az önce söyledi. PYD, PKK ve de Suriye meselesi aslında birbirinden bağımsız gibi gözükse de aslında iç içe geçmiş sorunlar. Ve Türkiye'nin şu anda yaşadığı en yakıcı sorun. Yani bizim ülke güvenliğimizin, ülke bütünlüğümüzün bölünmesi bile, bölünme tehdidi bile bu konuyla ilgili. Yani ne Suriye'den bağımsız düşünebiliriz ne PKK, PYD'den. Ama doğrusu söylemek gerekirse burada biz sürekli ifade ediyorduk. Hani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu dış politikadaki Esad gitsin hevesi Türkiye'ye çok pahalıya mal oluyor diye. Türkiye'nin içine ait olmadığı bir savaşa dahil oluyor diye bunu ısrarla biz söylediğimiz zaman da işte hayır, oradaki insanlık dramına kayıtsız mı kalacağız vesaire deniyordu. Ama bugün artık sınır güvenliğimiz söz konusu olmadığı için mülteci sorununu çok yakıcı bir şekilde, yani 2,5-3 milyon insanın Türkiye'ye gelmesi şeklinde önleyemediğimiz için artık Ankara'nın göbeğinde bile bombalar patlıyor. Oradaki patlayan canlı bombanın da işte mülteci gibi sınır
sınırımızdan delip geçtiğini görüyoruz. Şimdi Amerika'nın bu hafta itibariyle ateşkes anlaşmasını yürürlüğe sokması ve buna da çok enteresan bizim en yakınımız olarak bilinen iki ülke kaldı biliyorsunuz. Dış politikada elhamdülillah hiç ülkemiz kalmadı. Bir Katar var, bir Suudi Arabistan var. Suudi Kralı, Kral Salman da dedi ki ateşkeste dedi biz şeye hazırız dedi. Rusya ile birlikte olmaya hazırız dedi. Şu anda bizim yanımızda bir Katar bir de muhtarlar kaldı. Hani muhtarlarla dış politika konuşuyoruz. Onun dışında başka şeyimiz kalmadı. Tabii hiç müttefikimiz yok. Amerika açık açık söylüyor. PYD konusunda sizle birlikte değilim diyor. Ayrı düşünüyoruz diyor ve çok net tavrını söylüyor. Şeyi söylüyor, Suriye konusunda Esad'la birlikte yaşayacağız bir dönem daha diyor. Onu ısrarla söylüyor. Putin'le zaten artık neredeyse savaş sınırına geldik. Suriye'yle durumumuz ortada, Irak'la ortada. Artık bizim bölgede olsun, uluslararası arenada olsun müttefikimiz, ittifakımız kalmadı. Dolayısıyla Türkiye bu darboğazdan nasıl çıkar öngöremiyorum. Çünkü gerçekten Avrupa ülkelerinin bile 100 bin, 200 bin kabul ettiği mültecileri ki bizim ekonomik durumları bizden çok çok iyi, güvenlik konseptleri çok daha güçlü, yüksek düzeyde olmasına rağmen 100 bin, 200 bin mülteciyle sınırlı tuttukları mülteci alımını biz sınırdaş olmamız, tabii 910 kilometrelik bir sınırımızın olması, sınır güvenliğimiz olmaması bunlar izahat gerekçe olabilir ama 2,5 milyon, 3 milyon Suriyeli'yi ait olmadığımız bir savaşa girerek veya en azından oraya müdahil olarak biz ülkemize davet ettik, getirdik ve bunların şu anda sorumluluğa bulaşıyoruz. Mali tutar ne? Mali tutarı da söyleyeyim, 9 milyar dolar şu an için hesaplanan. Yani Suriyelilerin Türkiye'ye maliyeti 9 milyar dolar. Hani güvenliği de bir tarafa bırakın, bir de ekonomik maliyet de var. Elbette kayıtsız kalamayız. Biz Turgut Özal zamanında da biliyorsunuz Halepçe katliamı vesaire olduğunda sınırımızdan girişler oldu. Ama bunlar tedrici girişler olur. Yani dikkat edersiniz, belli sayılarda almaya çalışırsınız. Ülke güvenliğinizi tehdit etmesine izin vermezsiniz. Onları belli kamplarda durdurursunuz. Ama bugün bakın İstanbul'un her tarafında Suriyeliler var. İşte neden bugün güvenlik kuvvetleri İstanbul'da teyakkuza geçmiş, Ankara'da teyakkuza geçmiş? Çünkü kimin ne olduğu, kimin kayıt dışı insan çok, nüfus kağıdı olmayan insan çok, muhtarlara kaydedilmemiş insan çok. Dolayısıyla bu güvenlik zafiyetinin içerisinde siz bunu taşıyamazsınız, barındıramazsınız. Taziye meselesine gelince, bu bütün işte bizim hani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eleştirilerimizi şunları bunları bir tarafa bırakarak konuşmak gerekiyor. Geçen haftaki programda siz de bir duruş sergilediniz ve bu duruştan dolayı da hedef haline geldiniz sosyal medyada. Ama ben aynısını söylüyorum. Gerçekten sizi de tebrik ediyorum bu noktada. Burada bizim böyle duruş sergilememiz gerekiyor. Neden? Çünkü bu tartışma götürecek bir şey değil. Yani ben geçen hafta size dedim çantamı getirmedim dedim. O çantanın içerisinde şey vardı. Abdullah Öcalan'ın İmran notları vardı. Lütfen artık PDF, MDF her yerde var. İnternetten girsin, izleyicilerimiz de bulsun, okusunlar. Hiç öyle birbirimizi kandırmaya falan da gerek yok. HDP'nin eş başkanı Selahattin Demirtaş gidiyor. Başkanım söyleyin diyor. Emir ve talimatlarınızı bekliyorum diyor. Şimdi bu artık organik bağdır. Bu organik bağlı. Birbirimizi kandırmanın gereği yok. Açık açık ve bunlar kendi yayın organlarında yayınladılar. Ne yapacağız? Yani biz kendimizi halen Pollyanna dünyasıyla kandıracağız mı? Bunu birileri söyledi diye de linç edilme korkusuyla geri adım mı atacağız? Hayır, bu bir organik bağ var. Ama bu nasıl halledilir? Bunu söylemek lazım. Yoksa HDP Türkiye Partisi'dir ama PKK kötüdür, terör örgütüdür diye kendimizi kandırmanın gereği yok. Taziye çadırına gitmek bunun bir devamıdır. Yani tıpkı Öcalan'dan işte nasıl İmralı çözüm süreci sırasında talimat aldılar, milletvekili listelerini nasıl yazdılarsa, bu da taziye çadırı da aynı işin devamı olarak gözükmektedir. Oraya da gitmeleri, bu da doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nde parlamenter meclis, parlamenter sistem içerisinde yemin etmiş bir milletvekiline ben yakıştırmam ve uygun bulmam. Daha ağır ve sert tabirleri kendime yakıştırmadığım için söylemem. Hani bazıları ihanet diyor, şu bu diyor. O benim haddimi de aşar, boyumu da aşar demem ama yakıştırmam, doğru da bulmam. Bu olabilir bir şey değildir. Aynı şekilde neden bombalı saldırıya da ortak metin imzalıyor 3 parti
Siz neden imzalamıyorsun? Siz de bunu işaret etmiştiniz. Ben de aynısını söylüyorum. Neden imzalamıyorsun? Orada bir insanlar ölüyor. İşte ne diğer saldırıları niye katmadılar? Ha, evet. Onun için imzalamıyoruz diyorlar. Efendim o diyorlar. Ayrıdır. Acılar birbiriyle yarıştırılmaz ama. Yani acılar birbiriyle yarıştırılmaz. Hani Cizre'deki olayları da suyu emsal teşkil etmez. Cizre'deki insan hakları ihlalleri varsa onları da konuşuyoruz. Ama burada Ankara'nın göbeğinde bir bombalı saldırı gerçekleşmiş. Burada siz parlamentodasınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilisiniz ve millet meclisinde görevlisiniz. Burada bu açıklamaya imza koymak durumundasınız. Veya en azından başsağlığınızı, niyetinizi belli eden bir açıklama yapmak durumundasınız. Aksi takdirde bu kabul edilebilir bir şey değil. Fadime Özkan, hem bu dokunulmazlık tartışması tabii tekrar başladı bu meseleyle birlikte. Hem bu, hem Duran Kalkan'ın az önce okuduğum açıklaması, işte gelişmeler, ne görüyorsunuz? Duran Kalkan'ın açıklaması önemli. Sizin az önce vurguladığınız, okudunuz, orada bir devam cümlesi daha vardı. 2016 yılı Kürt baharı olacak. Kürt baharı olacak. Evet. 2016 baharı Kürt baharı olacak dedi. Aynen, öyle aslında diyor. PKK'nın HDP'de dahil olmak üzere bütün altyapılarıyla birlikte bir hazırlık içinde olduğunu epeycedir artık somut olarak görüyoruz. Buna sivil, siyasi alandan, sosyal çevrelerden, akademiden, medyadan destek geldiğini de biliyoruz. Bunun artık çok somut olarak az önce söylendiği gibi hani organik bağ zaten biliniyordu. Hep biliniyordu. Yani hiç numara yapmaya gerek yok. Ama bu organik bağ üzerinden Öcalan'da artık silahlı mücadele dönemi bitmiştir. Sivil siyasete hazırlanın, kongreyi toplayın ve silah bırakmaya hazırlanın dediği bir süreci de aynı zamanda yaşadık. Bu evet, çözüm süreci zamanında süreçte bir anlamda mesajları getirip götürmesi için HDP heyeti oraya gidiyordu. Onların zaten HDP ve öncülü partilerin de Öcalan'ın talimatıyla kurulduğunu, isimlerin Öcalan tarafından verildiğini biliyoruz. Yani bugünkü tutanaklarla sınırlı bir durum değil. Bunu hep biliyorduk. Çünkü Öcalan'ı daha önce periyodik olarak hukuki bir hakkın kullanımı olarak bir mahkumun hukuki hakları var çünkü. O haklarını kullanmak üzere avukatlar İmralı'ya gidiyorlardı. O avukatlar aracılığıyla Öcalan'ın bütün talimatları zaten dışarıya çıkıyordu ve PKK medyasında yer alıyordu. Bunları takip eden ediyordu zaten. O yüzden benim açımdan hiçbir şaşırtıcı tarafı yok bu tutanaklardaki konuşmaların. Yani bu organik bağ biliniyordu ama işte PKK'ya silah bıraktıracak bir aktör olarak Öcalan'ın Kandil'e sözünün geçip geçmeyeceği, yani sosyoloji üzerindeki hakimiyetini kullanarak oraya silah bırakıp bıraktıramayacağı ile ilgili bir süreç yaşandı. 3 yıl boyunca, yoksa Türkiye 30 yıldır zaten bu kanlı hayatı yaşıyor. Ama yani 50 bin insanını böyle kaybetti zaten. Cevabını aradığımız soru şu. Bir şekilde bu saldırıların hedefinde Türkiye, işte dış kaynaklı, evet. İçerisi dışarısı, evet. Zaten her şey birbirine geçmiş vaziyette. Bu saldırının hedefinde ve fakat HDP'nin dokunulmazlığı kalkabileceği, evet. Ve bunun artık hani herkes tarafından kabul edilir hale geldiği bir ortamda yaşıyoruz. Oysa nasıl olacak? O denge nasıl kurulacak? Ya çok zor şöyle, da bir şöyle, ben hani renkler. Daha önce bu fezleke, yani çünkü bunun kasten yapıldığı çok aleni olarak ortada. Şimdi Tuğba Hezer'in o 28 kişinin katili olan kişinin cenazesine gidip de katile övgü düzmesi, orada taziyede bulunması gerçekten sadece mide bulandırıcı değildir. Bu siyaseten de ama hukuken de bunun bir yaptırımı olması gerekir. Bunu bir yere koyalım yani. Hele milletvekili sıfatıyla. Yani Londra'da metroyu bombalayan kişinin ya da Charlie Hebdo ya da Paris'i bombalayan kişinin cenazesine bir Fransa parlamentosundan bir üyenin gidip de orada taziyede bulunması düşünülebilir mi? Türkiye'de bu oluyor ve biz bunu neredeyse normal karşılıyoruz. Ama işte Figen Yüksekdağ'da daha önce bir emniyet müdürlüğüne bombayla yaklaşılırken yani intihar bombacısı bir kadının cenazesinin arkasından onu yücelten, onun yolunun ışığından bahseden bir genel başkandan bahsediyoruz. Yani bu da ilk değil. Hani aniden şaşırmaya gerek yok. Bu Türkiye'nin zaten içinde olduğu durumlardı. Bu gerçeklere rağmen, bu verilere rağmen Türkiye bir çözüm yolu arıyordu. HDP'nin ve Kandil'in de bunu yapmak yerine Türkiye'nin yanında, Türkiye'nin içinde bütün haklar, hukuklar, refah
gelerek bir ve dağdakinin de indiği normal hayata karıştığı bir süreci seçmek yerine işte Amerika'nın, Rusya'nın, İran'ın bölgesel aktör olarak ve Esed'in o bölgede bir parça toprak verme vaadine karşı Türkiye'nin karşısında yer aldığı bir süreci yaşıyoruz. Bölgedeki işgal girişimi de bunun bir parçasıdır. Hı hı. Bu aşağıda Türkiye'nin Suriye ile bağlantısını kopartmaya yönelik kuşak da bunun bir parçasıdır. Şimdi meclise geldiğimizde ben daha önceki fezlekelerle ilgili şöyle düşündüm. Yani çünkü HDP bunu kapatmak istiyor. Halk bu savaşın bir parçası olmadı. Evet HDP'ye oy verdi ama onu meclise gönderdi, Ankara'ya gönderdi. Kandil'e göndermedi. Ya da Kobani'ye göndermedi. Onu Ankara'ya gönderdi. Halkın burada seçimi Türkiye'den ve barıştan ve burada siyasi bir çözümden yana kullandığının açık göstergesi. Ama özerklik, ateşkesin bitirilmesi, hendeklerin kazılması, Serhindan çağrıları bunlara zaten zinhar kapısının önüne getirilen savaşa dahil olmadı Kürtler. Bunu bir hakkını verelim. Hatta o kadar çaresiz kaldılar ki hani halk dahil olmadı ve ışık açıp kapatma eylemine bile Kürtler dahil olmadı. Peki. Burada net bir duruş var ama ben şöyle düşünüyorum. Artık gerçekten burada da hani tahammül hali kalmadı. Bunun kişiler üzerinden parti kapatma değil ama kişiler üzerinden bir yaptırımının olması gerekiyor. Orhan Bursalı şimdi böyle bir durum. Yani kişiler üzerinden yaptırımını konuştuğumuz bir dönemden geçiyoruz. Oysa ki işte biz mecliste oturup konuşamayacaksak bu meseleyi nerede konuşacağız diyorduk. Şeffaf bir şekilde mecliste halledilmesinden bahsediyorduk. Şimdi bir tarafta kişiler üzerinden dokunulmazlığın kaldırılmasının konuşulduğu bir dönem. Bir taraftan ama Duran Kalkan'ın 2016 baharı Kürdün baharı olacaktı dediği, açık açık işte gençlik gerillaya katılsın, şudur budur çağrıları yaptığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani durumun tehlikesi biraz da orada zaten. Ne görüyorsunuz, ne dersiniz? Şimdi bu tabii ki bu konuyu izleyenler için gece bir şey değil. Ben hiçbir zaman PKK'nın silahı bıraktığını düşünmedim. Ve bu konudaki ileri sürülen yargıların da aslında yanlış olduğunu hep düşündüm. Burada Türkiye tehlikeli, zaten tehlikeli bir dönemde yaşıyoruz. Zaten tehlikeli bir dönemde yaşıyorduk aslında. Yani bu sorunun çözümü, belki bugün farklı görüş ayrılıkları vesaire falan varsa, buradaki PKK ile yapılan görüşmelerin aslında bütün siyasi parti, ulusal bir sorun olarak partinin, AKP İktidar Partisi'nin yaklaşmamasından epey de kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bütün partiler oraya en azından o konsensus, uzlaşma sağlanabilecek partiler o görüşmelere katılabilseydi, mecliste bu halledilebilseydi, ele alınsaydı çok daha farklı bir sonuçlar belki de üretilebilirdi. Bilmiyoruz. Fakat burada en önemli şey PKK'nın bu konuda ya istiklal ya ölüm gibi bir noktada davrandığını görüyoruz. Yani ya oradaki bizim istediğimizi vereceksiniz, özellik veyahut da yapılanma o alanı bize terk edeceksiniz veyahut da savaş sonuna kadar sürecek. Hatta biz bunu bugün bütün kentlerde yayarız diyor. Şimdi bunun işaretlerini falan görmeye başladık bu. Şimdi buradaki bütün mesele HDP'de kilitleniyor. HDP'nin adeta esir alındığı bir durum söz konusu. Epey bir süredir HDP'nin PKK'dan ayrışması, HDP'nin varlığı sizin de demin söylediğiniz gibi siyasi bir çözüm. Yani meclis siyasi bir çözümün yeridir. Yoksa HDP orada herhalde mecliste silahlı mücadeleyle kendi amaçlarına varabileceklerini kabul ettirmek için orada bulunmuyor. Yani orada bir bu konunun tartışılması ve ortak ulusça ortak bir nasıl bir çözüme varılabilir bunların belirgin bir şekilde ortaya çıkması için vardı. Fakat hiç öyle bir durum söz konusu değil. Tam tersine bugün çok ciddi bir şekilde mesela PKK'nın bu saldırılarına karşı, bu silahlanmasına karşı herhangi bir tepki ben görmüyorum burada. Tam tersine yani milletvekilleri gidiyorlar. Bir kahramanlaştırıyorlar. Yani evet. Orada 28 kişinin katili bir 29. kahraman 29 kişinin evet. Son bir kişide kahramanlaştırıldığı bir döneme giriyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu siyasi bir çözüm değil. Tam tersine HDP'nin silahlı
bir örgütün amaçlarına hizmet eden bir duruma geldiğini görüyoruz. Burada ben hep şuna işaret ettim. Buradaki PKK başkan, bunun siyasi yansımaları olacak, var. HDP için, PKK için şu önemli. Seni başkan, ilk biliyorsun 7 Haziran seni başkan öncesi yaptırmayacağız ama daha sonraki politikalarıyla birlikte seni başkan yaptıracağız noktasında PKK'nın savaş açtığını görüyoruz. Şimdi bunun siyasi yansımalarını bu olacağı ve meclis dışına kalma ve aynı zamanda belki de Cumhurbaşkanı'nın kendi hedefine bu yolla, yani bir anayasal bir başkanlık sistemini kabul ettirme olasılığını güçlendiğini göreceğiz. Enteresan şeyler söylediniz. Peki, reklam. Hayat, biz planlar yaparken başımıza gelenlermiş diyoruz ama Türkiye biz planlar yaparken başımıza gelenler. O kadar çok konu başlığı var ki hepsine değinemedik. Sizden özür diliyoruz. Bütün değerli konuklarıma teşekkür ediyorum. Değerli vakitlerini ayırdıkları için, sizlere de izlediğiniz için. Hoşça kalın.